Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dördüncü kez gerçekleştirimiz olduğumuz yayınımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz ilkinde dağ şiirleriyle başlayan mevcut olan canlı yayınımız ileriki süreçte konuklar alarak, dağcı konuklarımızı alarak devam edelim güdüsüyle gelişti. Geçen hafta Yılmaz Sevgül'le birlikteydik. Sevgili Yılmaz'la yaklaşık 3 saate yakın bir söyleşimiz gerçekleşti. Ve bu söyleşi çok ses getirdi. Yüzlerce insan katıldı. Yani 3 partiden oluşan sayıya baktığımda 1000 küsürü geçiyordu. Böylesi bir ilginin olması beni çok sevindirdi. Merhaba arkadaşlar. Bu arada bayağı katılan arkadaşımız var. Sevgili İsmet de katıldı, onu da görüyorum. Birazdan kendisini canlı yayın alacağım. Ben ama geçen haftaki izleyicilere, katılan arkadaşlara, ilgi gösteren arkadaşlara, soru soran, sonrasında tebrik eden, eleştiren bütün dostlara buradan sevgilerimi iletiyorum. Klos Dağcılığı'nın dördüncü canlı yayını bu. Dağ şiirleriyle başlayan söyleşisi daha sonradan dağ kültürü biçiminde değerli konuklarımızı ilk etapta bu işe gönül vermiş, emek vermiş insanlar almakla başladık. İşte ilk konuklarımızdan biri Yılmaz Sevgül'dü. Bu akşam da sevgili İsmet İnan'la birlikte olacağız. Kendisinden dinleyeceğiz. Sorularımız olacak, paylaşımlarımız olacak. Size keyifli saatler yaşatmak istiyoruz. Biraz Türkiye gerçeğini irdeleyeceğiz. Kendi gerçekliğimizi irdeleyeceğiz. Evet, katılım yavaş yavaş başlıyor. Merhaba arkadaşlar hepinize. Buradan soru sorabilirsiniz. Bu arada WhatsApp'ım açık olacak. WhatsApp'tan da bağlanıp şey yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Çünkü laptopuma WhatsApp'ı da açtım. Şimdi öncelikle canlı yayın için İsmet'i alıyorum ekran arkadaşlar. Merhaba dostlar. Ben de hepinize el sallıyorum bu arada. Çok kısa tutacağım bu akşam. Çok uzun sürmek istemiyorum. Onu göreceğiz. Evet. Merhaba İsmet. Hoş geldin. Merhaba. Sesim de iyi mi? İyi. Ekran da gayet güzel. Net. Sen beni net Seni alıyor çok güzel. musun? Evet, gayet iyi. İnsanlar işte iftarını açtı. Saatte belli bir şeye geldi artık. Oturup dinleme moduna geldi insanlar. Sen de başlayalım. İsmet İnan kimdir? Böyle kısaca bir kendini tanımlar mısın? Ben Amasya doğumluyum. 1974 Amasya doğumluyum. Ama liseyi yatılı olarak ebe hemşirelik okulunda okuduğum için önce meslek hayatına ebe hemşire olarak başladım. Fakat mezun olduğum yıl üniversitede 9 Eylül Üniversitesi maliyeyi kazanınca da aslında hemşire olmayı çok istemiyordum. Maliyeyi üniversitede okurken geceleri ebe hemşirelik yaptım. Daha sonra Londra'ya gidip 2 yıl hem yurt dışından Türkiye'yi görmek, fikir edinmek hem İngilizce öğrenmek için bunun kariyerimde iyi bir katkı olacağını düşündüğüm için İngiltere'ye gittim. Döndüğümde de artık sanırım yaşamam gereken yer İstanbul deyip orada iş aradım. Hemşirelikten istifa etmiştim. Ama İstanbul yaşam olarak hepimizin kabul edeceği gibi çok zor. İnsanın kendisine vakit bırakmayan, çok doğaya ulaşamadığımız bir şehir artık. Ben de orada yaşarken dağcılığa merak saldım. Çünkü kendimi şehirden uzaklaştırıp biraz doğaya yaklaşmak istiyordum. Bu arada önce Ballı Kayalarla tanışıp biraz kaya tırmandım. Sonra senin de tanıdığın Hasan Hüseyin Boğaz bana Zirve Dağcılık'tan bahsetmişti. 2005'te Zirve Dağcılığa üye olarak ilk dağcılık tecrübelerimi orada kazandım. Ama ilk yıldan itibaren dağda olmak, dağlara gitmek beni çok heyecanlandırdı. Kendimi orada çok iyi hissettiğimi Geç. düşündüm. Sana merhaba diyenler var. Ekrandan görüyorsundur. Onlara da bir el sallayabilirsin. Orayı da takip etmeni Böyle rica ederim. sallayayım çünkü çok Instagram'ı da kullanmaya epey geç başladım. Çok bilmiyorum, benim ekranımda el sallama şeyi şu an yok butonu. Merhaba herkese. Kaçırdığın soru olursa aşağı yukarıya kaydırabilirsin ekranı insanları Tamam. görmek için.
Bu arada Peki. maden hayatını dağcılık kısmına geldik. O zaman dağcılık serüveninin aslında Ballıkayalar'da Hasan Hüseyin'in teklifiyle başladı mı diyebiliriz. Yok, ben tesadüfen Ballıkayalara gidip tırmananları gördüm. Aslında bir ilk kez kamp faaliyetine gitmiştik. Hiç kamp deneyimi olmayan iki arkadaşımı zorla götürmüştüm. Orada birden tırmananlarla duvarda karşılaşınca nasıl bir şey olduğunu merak edip ben de bunu nasıl yapabilirim diye sordum. O zaman da tırmanıştan dönen Hüseyin'le karşılaştık. Önce biraz kaya tırmandım. Ama kaya tırmanmak çok düzenli antrenman gerektiriyor, düzenli yapmak gerektiriyor bu işi. Ve iş hayatıyla birlikte yapamadığında ilerleyemiyorsun. Hep mesela ara verdin, 3 ay gitmedin, 4 ay gitmedin, çok geri atıyor seni, en başa dönüyorsun. Kaya tırmanışıyla bu nedenle ben çok ilerleyemedim, yani çok aram iyi olmadı. Çünkü dağlara, yüksek dağlara her zaman istediğimde gidebiliyorum ve bir sıkıntı olmuyor. Böyle. Peki kadın gerçeğine gireceğiz. Ülkemizdeki kadın gerçeğini biraz işleyeceğiz ama yine de senin kendi etrafından, görüngenden esinlenerek yola çıkmak istiyorum. Neden yürüyüşü, kampı hani tercih etmeyip de direkt dağlara odaklandın? Yani Ben bundaki şey neydi ilgi? şöyle yani hiç kamp yapmadan ya da yürüyüş yapmadan direkt dağlara gittim diyemem. Çünkü kulübümle birlikte en temelden hani eğitim alarak başladık. Kış kampçılığı, yaz kampçılığı, en basit zirvelere gittik. Biliyorsun sistematik diye bir Oğuz'un kurduğu bir sistem vardı. Dağcılık. Evet, belli tecrübelere ulaşmadan daha zor, daha teknik dağlara gidilemiyordu. Bu güzel bir yöntemdi. Yani ben zaten herkese, bana soran, benimle tura gelip dağlarla tanışan herkese de bunu öneriyorum. Önce bir kulübe gidip bu işin eğitimini alın. Çünkü kendimiz direkt gidebiliriz ama riskleriyle birlikte ilk andan itibaren risklerle karşılaşma ihtimali var. Ama tecrübeli birileriyle, bu konuda sana yol gösteren birileriyle öğrenirsen dağcılığı çok daha keyifli oluyor. Çok daha yani bence doğru bir yöntem. Ben de o şekilde hani kulüple ilerledim. Ama çok kısa sürede Türkiye'deki bütün dağlara gittik. Çünkü biz o dönem, yani zirve dağcılık İstanbul benim dönemimde 2005-2008 arası çok aktifti. Ayda bir, ayda iki mutlaka, çok uzak da olsa hani Aladağlara grup gider ya da işte başka dağlara çok sık giderdik. O yüzden hatta hatırlıyorsun 2006'da hemen Elbruz'a gittik. 2006'da biz Mutlu'yla Ağrı Yaz, sonra seninle Ağrı Yaz, Ağrı Kış tırmanışını yaptık. Biraz ondan bahsetmek istiyorum İsmetçiğim. Özellikle 2006 yılında Ağrı Kuzey Yüzünü kış faaliyetini yapmak bayağı bir risk içeriyordu. İzinler de sorundu. Sanırsam biz biraz kaçak yolla gelmiştik. Karakolla yukarıdaki Orhan Yaylası'nda aramızı iyi tutarak komutanla böyle bir iznimiz olmuştu. Biraz kaçak dövüş yapmıştık. Fakat orada İsmet İnan'ın içindeki cevheri o zaman ben keşfettim. Çünkü sanırım biz 4-5 kişiydik. Tek kadın dağcı sendin. Ve arkadaşlarım 1000 metrelik buzulu görünce zirveye ulaşan biraz korktular açıkçası. Bir de eksi 60'lara yakın bir soğuk vardı. Zangır zangır bir gece geçirmiştik titreyerek. Ve erkek partnerlerim buzulu tırmanmaktan vazgeçtiler kuzey yüzünü. Ben hiç mi içinizde biri yok dedim. Benimle gelecek ve orada sen dedin ki sönmez ben seninle gelirim dedin. Burada senin içinde bir cevher olduğunu, kabına sığmayan bir yapın olduğunu hissettim. Sonrasında da biliyorsun yurt dışına gitmişti ve Peyklin'in tırmanışımız oldu. Orada da senin bu hırsını gördüm. Tam da bunun şeyinde baktığımda, ölçüsünde baktığımda dağcılıkta ya da doğa sporlarında genellersek risk almayı seviyormuş. Şöyle, şimdi senin anlattığın dönemle şimdiki kararlarım ve tutumum benim çok değişti. Çünkü o zaman tecrübesizdim. Yani kulübümdeki arkadaşlarımın tecrübeleri, bunlar benim için önemliydi. Aslında orada diğer iki arkadaşımız da bence korkmamıştı. Birinci etken, hava çok kötüydü biliyorsun. Hava bozuyordu. Sanki iptal etme kararımızda. Bir de Ordos'un bir ekibinin
Demir kazık kuzeybatı duvarında geçirdiği kazayı biz o gece öğrendik telefon ettiğimizde kendi arkadaşlarımızdan. Moralimiz bozuldu. Ama ben evet kuzeyden Ağrı tırmanışını çok istiyordum. Yapmak istediğim bir şeydi. Onun dışında bu etkenlerin dışında aslında hani gitmememiz için bir neden yoktu. Yükselelim. Hava bize izin vermezse geri döneriz diye düşünüyordum. Şimdi risk konusunu çok daha farklı değerlendiriyorum. Çünkü tecrübem arttı. Tecrüben arttıkça bence daha doğru kararlar veriyorsun. Belki daha az risk alıyorsun. Yani acemiyken ve tecrübesizken belki riskli kararlar alıyoruz. Biliyorsun bir de ben artık dağlarda rehber olarak çalışıyorum. Dolayısıyla sadece kendim için değil, gruplar için karar veriyorum. Başkasının hayati güvenliğini düşünüyorum. O yüzden çok daha temkinli, çok daha güvenli hareket eden birisi oldum. Ama arada beni çok heyecanlandıran kendi tırmanışlarım ya da kendi keşiflerim oluyor. O zaman biraz daha risk alabiliyorum. Çünkü kendimin ne yapabileceğinin artık çok farkındayım. Yani ona göre Evet. risk alıyorum. Ama o ilk yıllar 2006-2008 arası belki daha çok risk alıyordum. Bu çok doğru bir şey değil. Çok güzel bir şeye değindin İsmetciğim. Gerçekten riskin kontrollü olması gerektiğini şu an dile getirdin. Ben de çevremde görüyorum. O ilk başlarda kendi sorumluluğunu sadece taşıyan kişiler gözü pek oluyor, kara oluyor. Sonunu düşünmeden hareket edebiliyor. Ekibi de bu şekilde zora sokabiliyor. Yani geçen söylediğim gibi kontrolsüz güç güç değildir diye. Fakat ilerleyen aşamalarda birçok kişi gözlemlediğim kadarıyla işte rehber olduğu zaman ya da bir konuda sorumluluk, liderlik gibi yani başkalarının hayatını ön planda taşıması gerektiği zaman o kişilerin aslında ne kadar sorumluluk taşıdığını, ne kadar duyarlı olduğunu, hassas olduğunu biliyorum. Ki hemen parantezi kapatmadan bitireyim. Kendi kulübümüzde bir arkadaşımız vardı. Hem yaşı genç hem çok iyi tırmanıcı, iyi bir dağcı, iyi bir koşucu falan. Hep gözü kara. Her zaman geri dönmeyi düşünmeyen, ileri atılan birisi. Peki kendisine bir yetkinlik verdik. Bu grubu götür getir ve yaylıdayken geri çevir. Ben dedi o kadar insanın sorumluluğunu göze alamam dedi. Ve hocam dedi sizi şimdi çok daha iyi anlıyorum dedi. Dolayısıyla İsmetciğim ben de seni çok iyi anlıyorum. Umarım bizi dinleyenler de bu bilgiye ve bilince sahip olurlar. Evet. Şimdi, bunun üzerinden gidersek dağ kültüründen ne anlıyorsun? Dağ kültürü bir kere Türkiye'de olmayan, çok az olan bir şey. Çünkü bize ithal edilmiş bir spor. Yani batıdan, önce batıda Alpler'de başlayıp sonradan Türkiye'ye geldiği için mesela halkın dağ ve dağcılara karşı tepkisinden bunu anlıyoruz. Çok yabancı. Bazen hani benim doğuda çok az gidilen dağların eteklerindeki köylere gittiğimde bize uzaydan gelmişiz gibi bakıyorlar. Çocuklar, büyükler. Yani ya da size de gelmiştir bu tür sorular. Hani dağda ne aradığımızı soruyorlar. Niçin gittiğimizi soruyorlar. Hazine mi arıyoruz? Birçok köylü çünkü şehirlilerle yıllar önce belki 19. yüzyılda hazine ararken karşılaşmış, tanışmış. Ancak hazine varsa gelirler doğaya ya da bizim dağlarımıza diye düşünüyorlar. Yani benim için ama daha bir yaşam Merhaba biçimi. Çünkü Tanju. işim artık yani hayatımın ya da yılımın hani 300 gününü dağda geçiriyorum diyebilirim. O yüzden bu benim için dağlar benim ofisim diyorum. Hani şaka yapıyorum bazen. İnsanlar da kıskanıyoruz diyorlar. Benim için evim, ofisim gibi dağlar. Dağ kültürü dediğimizde de hani yani tırmanışın disiplinleri var. Herkes bunun bir bölümünü seçiyor. Çok az kişi üçünü birden yapıyor. Yani hem kaya tırmanış hem Evet. yüksek irtifa dağcılığı veya ikisini birleştirmeyerek alpin dağcılık. Yani Evet, seni çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum. Bu arada birçok değerli arkadaşımız katılıyor. Görüyorsundur. Ben hepsine bir el sallıyorum. Sen istersen bir el salla. Çok tanıdık yüzler var. evet, sorular gelirse seviniriz. Evet. Yani merak ettikleri soruları dinleyicilerden almak çok güzel olur. Hani Bu arada biraz daha sen hikayeni sorulamayan sorulardan bahsedebiliriz. Tamamla canım. Şöyle daha tur ayağına da geçiş. Yani rehberliğine de geçiş çok ufak. Sonra yine ben bazı hazırlamıştık. Onları soracağız. Tamam.
Şimdi Katılımlar da evet, biraz bahsedip ön plana çıkarmamız gereken konu sanırım Türkiye için değişik olan bir şey. Benim dağlarda rehber olarak çalışıyor olmam. Yani bu full time. Benim başka işim yok. Mesleğim bu. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü part time çalışan başka üniversite öğrencisi, hem kız hem erkek arkadaşlarımız var. Daha çok yabancı dil bildikleri için onlarla karşılaşıyorum. Veya federasyonun yetiştirdiği mihmandar arkadaşlarımız var. Ama bunların da çok azı gerçekten bunu sadece iş olarak yapıyorlar. Hani bazısı sadece yazın ağrı turlarında, çünkü orada mihmandar almak Evet. zorunda olduğu için Evet. gidiyor, çalışıyor. Ama ondan sonra başka hiçbir dağda görmüyor, biliyoruz. Ben 2008'de aslında bu şöyle bir başladı. Ben yüksek dağlara tırmanmayı çok istiyordum ve bunun okuduğumda ilk tırmanışları bir ay, işte daha büyük dağlar için 2 ay izin almak gerektirdiğini gördüğümde ve hiçbir özel firma bunun için bize izin vermiyor Türkiye'de, biliyorsunuz yıllık izinlerimizi bile çok zor veriyorlar. Anlıyorum. Bunun sorun olacağını görüp aslında kendime bir özgürlük yaratmak istedim. Ben Himalayalara gitmek istediğimde 1 ay 2 ay kimseden izin almak zorunda kalmayayım. Ayrıca dağlarda çalışırsam antrenmanlı olurum, tecrübem artar. Bahsettiğin hani dağ kültürünü çok daha içinde olurum. Bu işi iyi öğrenirim diye düşündüm. Ve Yıldırım Beyazıt Öztürk aslında gene fikir vermişti. Ağrı'da ilk tırmanışımızda beni tanıyıp karşılaşıp, İsmet işte dil biliyorsun, dağda bir de hızlısın, güçlüsün, sen rehberliği düşünmez misin diye. Biraz o vesile oldu. Beni ilk çalıştığım acenteye o tanıştırdı. Ben de fikri sevdim. Böylelikle biraz risk alarak, dağda çok risk almıyorum ama hayatımda, kariyerimde risk alarak bütün İstanbul'daki yaşamımı bitirip mesleğimden de istifa ederek bu iş için başvurdum. Ama öğrenmek için bir seyahat acentasında, dağ turları, doğa turları yapan bir seyahat acentasında çalışmaya başladım. Bunun için de Antalya'ya taşınmam gerekti ve 2008'de Zirve Dağcılık'tan da ayrılarak Antalya'ya taşındım. Evet, Antalya Aslında macerası. Burada biraz şey yani işe yapalım. başladıktan sonra bu çok iyi gitmeyebilirdi. Mesela Türkiye'de beklenen bence aslında bu. Çünkü bu kadar önemli bir değişiklik yapıyorsun hayatında. Bir iş alanını değiştiriyorsun, şehrini değiştiriyorsun. Ama o iş iyi gitmeyebilir. O işten de ayrılabilirsin. O zaman çok zor olurdu benim için. Fakat şanslıydım. Orada bana şans yardım etti. İyi gitti. Çünkü ben öğrenmeye çok meraklıyım. Bana birisinin bir şey öğretmesine, yani hani denir ya, kulu kölesi olurum. Birisi bir şey öğretmek isterse, benim de ilgi duyduğum bir şey ise çok bunun için çaba sarf ederim. O yüzden iyi gitti. 5 yıl o firmayla çalıştım. Full time maaşlı eleman olarak. O öğrenme yıllarım diyebilirim. Hem rehberliği, hem dağları, rotaları, tur kayağını, birçok şeyi öğrenmem gerekti. İsmetciğim, gene o konuya geleceğiz, Truperli'nin olayına. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Kadın dağcı olarak, daha doğrusu doğa sporlarının her alanında kadın olmak çok zor olduğunu düşünüyoruz. Yani güç olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunu bir kadından dinlemek isterim. Yani sence bir kadının zaten ülke gerçeklerinde kadın olmanın bir mevcut zorluğu, bir güçlüğü var. Bir de kalkıp bunu erkek egemen toplumun dışında ilk başlarda dağcılıkta da böyle bir şey vardı. Fakat kadın dağcı olarak bu konudaki yorumunu merak ediyoruz. Ya aslında hani bu konuda klasik inanış, dağcılığın fiziksel güce çok bağlı olduğunu düşündüğümüz için kadınlar için bu işin zor olduğu. Mesela benim rehberlik yapışımı da öyle değerlendiriyorlar. Avrupalılar, Batılılar bile gelip bir kadın rehberi görünce şaşırıyorlar. Hani minyonum da falan. Ama ben kültürümüzle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum bu olaya böyle bakılmasının. Çünkü düşünürseniz baba bir erkek, ya bir oğlu bir de kızı varsa aynı yaşlara yakın, oğluna çok önce araba kullanmayı öğretir, oğlu çok önce dışarı çıkmaya başlar, geç dönebilir gece. Ama kız çocukları çok böyle şeyler için cesaretlendirilmez. Mesela ben babamla bile hani bu konuşmayı yapmam gerekti. İki erkek kardeşim var, birisi ikiz kardeşim, birisi abim.
Ben araba öğrenmek istiyorum diye 18 yaşına geldiğimde zorlamam gerekmişti onu, ama kardeşlerime hemen öğretmişti. Yani kızlar Türk toplumunda cesaretlendirilmedikleri için bu işlere girmekte zorlanıyorlar. Ama girdiğinde, fırsat bulduğunda, dağcılık kulüplerinin hepsine bakın. Yani bence kadın üye birçok kulüpte, üniversite kulüplerini saymazsak daha fazla. Aslında yapabiliyorlar. Fiziksel olarak mesela zayıf olduğumuz konular olabilir. İşte 5 saatlik bir tırmanış gerekiyorsa yarım saat belki bir kadın üye daha geç bitirebilir aynı tırmanışı. Ama başka yönlerden artıları var biliyorsun, dayanıklılık, yani kadınların hormonal ya da psikolojik dayanıklılığı çok daha farklı. Bence o yüzden dengeliyoruz aslında dağlarda. Ama işte kadın evde oturmalı gibi düşünceden biraz bence bunu yırtmamız lazım kadınlar olarak Türkiye'de. Ben Zirve Dağcılık Kulübü'ne bu anlamda üyelere, o dönemin arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mesela kadın olduğum için hiçbir Kerem tırmanışa, açık hiçbir arka alınmamak. planda kendi bayağı bir şey yapıyor. Kulaklarımızı şey yaptı, zorladı. Efendim? Şu an tabii arka planda bir şey geliyor. Ezan Ha, sesi estağfurullah. geliyor. Evet. Çok Tabii üzgünüm. sen değilsin. Amasya'dasın. Köydesin Evet, sanırım. kendi evimde değilim. Annemin evindeyim ve biraz çekmesi için teras kattaki odaya çıktım. Hani telefon Hoca da çekmez maşallah iyi bağlantısı var. köklüyor. Kulaklarımızın pasını attı yani. Yapabileceğim de Peki. bir şey yok. Heh, evet. İsmetciğim, şu an tabii ki sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Çoğu kişi belki senin Antalya'dan olduğunu düşünüyorlar. Amasya'dan bu canlı yayındasın. Tabii ki pandemiden ötürü Evet. bence doğru bir yere geçmişsin. Dünya ve ülke dağcılığını takip ediyor musun? Ve ediyorsan da ülkemiz dağcılığını dünyanın hangi ölçeğinde görüyorsun? Ya bunu tabii takip ediyorum. Bir kere çok dışarıdan tırmanışları okuyorum. Özellikle Himalayalardaki şeyler benim ilgimi çekiyor. O yüzden farkındayım. Ama Türkiye'deki dağcılığımızın, tırmanış seviyemizin çok iyi olmadığının da farkındayım. Bu tartışmaları da kendi içimizde çok yapıyoruz. Neden ve buna çözüm bulmaya da çalışılıyor. Onun da farkındayım. Nedeni de dediğim gibi bizim bu işe sonradan başlamamız, dağcılık kültürünün çok yeni olması, halen bence yeni. Yani bir küçük grubun bu işi biliyor ve yapıyor olması çok önce başladığımız anlamına gelmiyor. Çok daha yaygın hale geldiğinde bu iş kabul edilmiş olacak ve bir dağ kültürü, dağcılık kültürü başlayacak Türkiye'de. Mesela şimdi sosyal medyanın çok etkisi oldu. Ben sadece 2-3 yıl, son 2-3 yılda bile müthiş bir hani doğaya yöneliş, dağ turlarına ya da kendi insanların kendilerinin dağlara gitmeye başladığını fark ediyorum. Çünkü daha görünür oldu hani fotoğraflar, dağ manzaraları paylaşıldıkça. Bu zamanla çıta yükselir mi bilmiyorum, ama hani aynı oranda çok kaliteli tırmanışlar, çok iyi şeyler yapılmıyor. Bu da sanırım ekonomik zorluklardan. Çünkü insanlar ya üniversitedeyken dağcılık yapıyor ve iş hayatına başlayınca bırakıyor, çocuğu olunca, evlenince bırakıyor. Veya önce hiç yapamamış oluyor. Hani çocuğunu büyütmüş artık, işinde sabit, güvenilir bir hayat kurmuş, izin alabiliyor. Dağcılığa öyle başlıyor, bizim kulüpteki birçok arkadaşımız gibi. Yani İşten vakit alıp dağlara ve tırmanışa vakit ayıramadıkları için belki çok çok ileri gitmiyor tırmanışımız, Anlıyorum. Bir dönemde İsmet'ciğim bir kulübün başkanlığını yaptın. Yani ben çevremde uzun yıllardır gözlemliyorum. Kadın kulüp başkanları bırak yer almasını yönetim içerisinde bile kadınlarımız çok az yer alıyor. Senin o dönemde bir yürütün kadın kulüp başkanlığın vardı. Bazı kulüplerde çok az da olsa var. Bunu nasıl karşıladı camia? Nasıl bir uyum sağlayabildin ya da şey gösterebildin, fedakarlıkta bulunabildin? Ya aslında kulübün yönetiminde bulunmak çok fazla iş yükü demek. Gönüllü olarak hepimiz hani buna katlanıyorduk. Çünkü üye sayımız çok fazlaydı. 1500'lerdi, o zaman için epey fazlaydı.
Ve insan yönetime gelmeden önce bunu anlayamıyor ama gerçekten bir kulübün yönetimine girdiyseniz sonra görüyorsunuz size çok iş yükü getiriyor ve normal işinizle birlikte bunu yapıyorsunuz. Yani ben kadın olarak hani çok zorlanmadım bu konuda ama iş yükünün fazla olduğunu hatırlıyorum. Zaten bizden sonra kulüp hani ayrıldı ve ayrıldıktan sonraki yönetim hemen bu işlere daha maaşlı bakacak birini bulmuştu. Çünkü derneklerin bu hakkı var. Dediğim gibi ben Anlıyorum. kulüpteyken kadın olduğum için çok dezavantaj yaşamadım. Başkan olduğumda da yönetimi 5 kişilik bir ekiple yürütüyorduk. Aysun, Cem, yani erkek kadın karışık bir ekip olarak bu işi yaptık. Yani tek başıma ben bir şey yapmadım. Çok öyle fazla zorlu bir şey değil. Fakat ben yine de takdir ediyorum. Yani bunu cesaret edip elini maşanın altına şeyin altına koyman gerçekten hoş. Aynı kulüpte ben de bulunmuştum ki ben hep yönetimden kaçardım, görev almaktan kaçardım. Eğitmenlik kısmı benim için daha iyiydi ya da rehberlik kısmı. Hatta bu vesileyle birlikte seninle kitlenin tırmanışımız oldu. O dönemki kulübümüzle birlikte bir şey oldu. Ben de zirve dağcılıktanım o dönemlerde. Çok öncesinde aslında Türkiye'de bu işi yürüten öğrenci kulüpleri vardı. İşte Yıldız bunun başını çekiyordu. Biz de eğitimlerimizi hep Yıldız'dan almıştık. Dışarıdan katılımcıydık. Yıldız dağcılıkla başlayan serüvenimiz ileriki yıllarda artık büyük iş güç sahibi olduktan sonra o zamanlarda güçlü olmaya çalışan Zirve Dağcılık bünyesinde buluşmuştuk. Sonrasında kimisi Anadolu Dağcılık, kimisi İstanbul Dağcılık, işte sonradan biz işte Klos Dağcılık gibi yerlere ayrıldık. O Pikli'nin tırmanışı özel bir tırmanıştı. Ondan da biraz bahsedebilir misin? Piklerin tırmanışı benim için şu anlamda önemli. Bir kulübümüz bir bütçe ayırıp bir ekibi aynı anda iki ekibi aslında bir ekibi Lenin'e bir ekibi Hantengri Dağı'na göndermek için bir girişimde bulundu. Hani yurt dışındaki dağların işte dolarla, euroyla satıldığı, tur ücretlerinin satıldığı için herkesin para ayırması zor olduğu bir dönemde kulübümüzden böyle bir katkı yapılması güzeldi ve seçilerek bir ekip gönderilmişti. Ve benim için de ilk kez hani yüksek dağlarda kendimi denemek adına, Türkiye dışında bu işler nasıl yapılıyor bunu görmek adına çok güzel bir tecrübe oldu. Zorlu da bir tırmanış oldu. Çünkü çok planladığımız gibi hani gün programımıza bağlı kalamadık. Ve hava çok kötüydü. O gün gittik, yoksa hiç şansımız olmayacaktı. Öyle zor bir gecede zirve yaptık. Onun dışında yani benim için mesela Himalayalara gitmeden önce işte 7.000'likte hem kendimi görmüş olmak hem öyle bir organizasyona katılmış olmak çok artı oldu. İşi kolaylaştırdı. Yani ben de hatırlıyorum son günümüzü, zirve günümüzü. Bir gün öncesinde deneme yapmıştık. Halsizlikten 100 metre bir ilerleyememiştik. Sonra son şansımızdı. Uçak kalkacaktı sonraki günlerde. Ve son şansımızdı ve biz zirveye gidebilmiştik. Ama ben içimden şöyle bir karar almıştım. Eğer ben bu çıkışı yapamazsam yüksek irtifayı bitirecektim. Öyle bir kararım vardı. Ama ertesi günü vücut kendini toparlayıp hava şartları da müsait olunca zirveyi yapınca sonraki benim 7.000'likler de geldi. Senin de böyle bir düşüncen oldu mu? Yo ben yani hava izin verirse hani zirve yapabileceğiz diye düşünüyordum ama o gece çok kar yağdı hatırlarsan yani dönüş yolunda işaretlerin hepsini kapatacak kadar ona rağmen yapmış olmaktan mutluyum. Yani bu olmazsa yüksek irtifa dağcılığım bitireceğim gibi bir şey hiç düşünmedim çünkü her tırmanış bir deneyim, hepsinden bir şey öğrenip sonrakini daha doğru planlayabilmek için. Ben öyle düşünüyorum. Yani başarısızlık da dönsek eminim onun bir artısı bize kattığı bir şey var. Sonraki tırmanış için o hataları yapmamak önemli. Tabii. Şimdi biliyorsun bazı popüler isimler var. Türkiye dağcılığında çok büyük yerlere gelmiş, gelmekte olan, gelmeye çalışan. Fakat dar gelirli kesim maalesef yüksek irtifaya kendi cebinden şey ödenek ayıramıyor, gücü de olmayabiliyor. Bu konuda da ortaya işte kulüpler ve sponsorluklar devreye girmesi gerekiyor ki insanlar buna adım atabilsin.
Örneğin işte Nasuh'un Tuncun 15 yıl önceki yaptığı eylemleri, çıkışları biz yıllar sonra yapabildik. Neden? Bir sponsorluk adı altında bir takım bulgularla ya da kulüplerin ya da federasyonun imkanlarıyla biz buralara gidebildik. Ve gördük ki yapılabiliyormuş. Yani insanlara bu imkan tanınırsa ve gerekli bir kondisyonla, bilgi ve deneyim donanımla buraya ulaşılabiliyormuş. Bu bağlamda sponsorluk sence Türkiye'de nasıl yaygınlaştırılabilir? Ya da kurum kuruluşlar nasıl buna bakışında bir şey sağlayabilir, ivme sağlayabilir? Ya bu çok zor bir konu. Hani ben bunu çözebilseydim zaten doğru cevabı verebilseydim kendim için de bir sponsor bulmuş olurdum. Şimdi firmalar aslında sponsorluk için ayırdıkları bütçeyi gider gösterebiliyorlar. Yani bunu ödeyecekleri vergiden düşebiliyorlar. Bu çok iyi bir şey ve devlet tarafından spora destek olunsun, spora bütçe ayrılsın diye hani yapılmış bir düzenleme. Ama birçok firma bunu bilmiyor veya bilse de kullanmak istemiyor. Çünkü yani dağcılık çok göz önünde olmayan bir spor. Yani bir tırmanışa, bir dağcıya sponsor olan marka bunu çok marka reklamı olarak kullanamıyor. Çünkü ancak dağcılar, diğer dağcılar sanırım bununla ilgileniyor ve onlara ulaşabiliyor. O yüzden daha çok Türkiye'deki dağcılık markalarına, işte spor markalarına hani belki sponsorluk için ulaşmak kolay. Onun dışında bunu artırmak için ancak dağcılığın Türkiye'de çok iyi yapılıyor, çok fazla yapılıyor olması lazım ki yaygınlaşması lazım ki pazar büyüsün. Çok fazla kişi dağcılıkla ilgilendiğinde, çok yapılan bir şey olduğunda artık firmaların markalarında gördüğü bir şey olacak. Şu an mesela sponsorluk görüşmesi için herhangi bir A markasına, B markasına bir firmaya gitseniz önce hani kendinizden ne yapmak istediğinizden, projeden çok dağcılık nasıl bir şey onu anlatmanız gerekiyor. Bu zor bir şey. Ben o yüzden çok sponsorluk arayışında hani bir görüşmeler yapmaya çalışıyorum ama çok ağır, çok yavaş gidiyor bu. Ve çabuk bıkıp pes edip vazgeçiyorum. Yani doğru yol nedir bilmiyorum ama dediğim gibi ancak kültür olarak Türkiye'de ne zaman dağcılık çok önemli bir seviyede yapılır ve çok görünür olur. Çünkü Avrupa'da bu böyle hiçbir şey yani sadece proje için para almaktan bahsetmiyorum. Bir başka meslekte çalışmadan sadece tırmanarak onlara bir gelir sağlandığı için markalar tarafından yaşayan bir sürü bildiğimiz hani sporcu, ünlü isim var. İşte Alex Honnold gibi Tom şimdi şu an hatırlayamayacağım ama yani çok fazla böyle sporcu var. Neden? Alplerin ata kültürü dağcılık. Yani bütün aile olarak anne baba çocuk olarak dağlara gidiyorlar. Dolayısıyla markalar da bu işin içinde ve buna önem veriyorlar. Kimsenin onlara bunu anlatması gerekmiyor. Bence sorun burada. Aslında İsmet İnan 7.000'lik değer yapmış, 8.000'lik yapmış. Birazdan onları da konuşacağız. Aslında bu şey var, donanım ve yetenek var. Lakin iş dönüp dolaşıp maddiyata denk geliyor. Evet. Ve burada da sponsorluk olmadığı sürece İsmet İnan benim gibiler, bizim gibiler maalesef beklemek zorunda. Kurum, kuruluş, federasyon başta olmak üzere beklenti içerisinde oluyoruz. Çünkü başka imkanı yok. Evet. Peki İsmetciğim, pes ediyorum dedin dağcılıkta. Bir an oldu mu? Varsa bizimle paylaşır mısın? Tamam, buraya kadar artık pes ediyorum dediğin, havlu attığın ya da atmayı düşündüğün. Ya pes etmek demeyelim ona ama dönüş kararı aldığım tırmanışlar oldu diyelim. Çünkü dağda risk varsa hani o tırmanışı güvenli bir şekilde bitiremeyeceksek burada bitiriyorum deyip dönmek gerekiyor. Bu daha çok benim için kötü havadan çığ riski varsa bu nedenlerle oldu. Evet, bak Emre abinin bir sorusu gelmiş. Onu da cevaplayabilir misin? Evet. Selamlar. İsmet biraz müşterilerden bahsedebilir misin? Daha çok ne talep ediyorlar? Tırmanış, yürüyüş veya kayak turu. Benim rehberlik yaptığım gruptaki profil daha çok dağlarda yürünerek gidilen rotalar, Aladağlarda işte hiking diyebileceğimiz hani Emler Zirve,
İşte oradan Tekekale'ye çıkıyoruz, iniyoruz. Ağrı Dağı, Kaçkarlar. Ama kışın da kayak turları. İkisi tam hani zıt köşeleri oluşturuyor. Çünkü daha çok dağlarda hiking turlarında, yürüyüş turlarında bu işi ilk defa yapan tecrübesiz kişiler geliyor. Ama kayak turlarında gerçekten dağlarda çok iyi kayan, dağın her şeyini bilen, hani kış dağcılığını bilen, işte çığ riskini bilen, değerlendirebilen, dağdaki bakış açısına göre hangi yönün o gün daha güvenli olduğunu bilen, yani çok daha profesyonel bir grupla çalışıyorum. Benim hani işim sezonluk dağılım gösteriyor. Mesela ilkbaharda kayak turları, ilkbahar, sonbahar trekking turları, ama yazın işte Ağrı Dağı, Kaçkarlar, Ağrı Dağı gibi, Aladağlar gibi Türkiye'deki yüksek dağlarda yürüyüş turları diyebilirim. O yüzden de sıkılmıyorum. Yani sürekli hem turu hem de bölgeyi değiştiriyorum. Bu arada Erhan Çalışkan'ın iki sorusu olmuş. Onu da geçmiştik. Aklımda tutuyordum. Unutmadan söyleyeyim. Kitap çıkarmayı ileride düşünüyor musun? Evet, vakit bulursam, hani bana bunu çok söyleyen oluyor, işte anılarını yaz, tecrübelerini yaz diye, ama bu çok önemli bir vakit ayırmak gereken bir iş, bir kitap yazmak. Benim henüz ona vaktim yok. Şu an dağlarda olmaktan çok mutluyum ve yapmak istediğim projeler var. Türkiye'de hiç gidilmeyen daha çok dağ var. Yani onları önce bitirmek istiyorum. Eğer ileride vakit olursa yazmak istiyorum. Çok güzel. Peki Şey, İsmetçi. pardon, şunu ekleyebilir miyim? Tabii. Emre'nin sorusuna ek olarak, yani Türkiye'ye gelen yabancı gruplar için mesela talep edilen iş daha çok gene tur kayağı ve yürüyüş turları başa baş gidiyor diyebilirim. Çünkü Türkiye yurt dışında tanınmıyor. Mesela tur kayağı gruplarının şu şakaları yaptığını duymuştum. İşte Türkiye kayağa gidiyoruz dediklerinde arkadaşları, çevresindekiler çok şaşırıyorlarmış. Hadi ya, Türkiye'de kar var mı ya da Türkiye'de dağ var mı diye. Çünkü Türkiye o kadar plajlarıyla, tarihi yerleriyle hani ünlü bir ülke ki yeterince tanıtamıyoruz. Outdoor turları kapsamında Türkiye'yi tanımayan çok kişi var. O yüzden yani kapasitemiz çok fazla. Bunu daha çok tanıtsak daha çok gelen olacak. Evet İsmetçiğim. Şimdi gelelim 8 binliğimize. Senin bir Manaslı çıkışın var. Yani ticari bir ekspedisyon ile yaptın bunu. Bu konuda bazı eleştiriler, görüşler gündeme geldi. Bu konuda da bir açıklama yapabilir misin? Evet, ya son zamanlarda ben hani bana direkt yapılmıyor, isim verilmeden yapılıyor ama fikirlerine de çok değer verdiğim bir arkadaşımın birkaç yerde paylaşımından hani bunu okudum. Yani Türkiye'de işte yüksek irtifa dağcılığını ticari ekspedisyonlarla gidilen dağcılık olarak görülüyor ya da böyle sanılıyor ve buna ilk Türk çıkışı deniyor gibi. Şimdi ben ve birçok dağcı arkadaşımız hani Türkiye'de tecrübelerini artırdıktan sonra Himalayalarda bir şey yapmak istiyorlarsa, 8.000'liğe gitmek istiyorlarsa, zaten en önemli şey bir kere Türkiye'den çıkacak şartları hazırlamak. Ya dağa gittikten sonra tırmanabilecek, 8.000'likte başarı gösterebilecek çok arkadaşımız var. Yani dağcılık camiamız bunda hani bir başarısız olabilir, bunu yapamaz gibi hiçbir şey yok. Fakat Türkiye'de yaşıyor olmanın verdiği zorluklar, bir kere işten o kadar izin alabilmek, ekonomik olarak o paraları ödüyor olmak. Bu ikisini aştıktan sonra, ya oraya gittikten sonra birçok kişi bunu yapabilir. Ben de tek başıma ilk kez Himalayalara gidecekken, hani bu kadar tecrübesiz ve yani bu işin deneyimlemeden önce, hani tek başıma gidip alpin stilde bir çıkış yapabilecek gibi bir konumda değilim. Hani kendimin ne yapabildiğini biliyorum. Mesela bir 8.000'liğe hiç çıkılmamış bir rotadan çıkmak ya da işte şerpalardan yardım almadan, sabit hatlar döşenmiş ama onu kullanmadan çıkıyor olmak çok iddialı bir şey. Evet, bir gün bunu da yapabilirim belki. Ama ilk gidişimde benim için benim çok beklemediğim bir anda karşıma bir fırsat çıktı. Türkiye'ye gruplarıyla gelen İtalyan bir dağ rehberi benim işte 8.000'liklere gitmek hayalim olduğunu duyunca
Ben her yıl gidiyorum, birkaç grup götürüyorum. Bizimle neden gelmiyorsun dedi. Ve ben böyle şok oldum, şaşırdım. Hani böyle bir önce algılayamadım. Ondan sonra bunun detaylarını sordum ona. Ve en son hani böyle bütün detayları öğrendikten sonra bir gün soramadım parasını, bunun neye mal olacağını. İkinci gün ne kadara mal olur ben sizinle gelirsem, gelmek istersem diye sorabildim. Yani o gün söylediği rakam da çok büyük bir rakam değildi. Hani bunu bir yıl bekleyip biriktirip işte ödeyebildim kendim. Bu şekilde gittiğimde hani benim tanıdığım birisi, zaten dağlarda çalıştığım birisiyle gitme şansım oldu. Oysa ben onunla hiç bilmediğim bir dağa gitmeseydim, hani başvuru yapacaktım, bir sürü Nepali firmayla yazışacaktım, hiç tanımadığım bir ekibe dahil olacaktım. Bu çok daha riskliydi. Veya Türkiye'den seninle aynı zamanda gitmek isteyen başka bir arkadaşın, hem parası, yani bu parayı verebilecek hem bu zamanı ayırabilecek bir arkadaşın yoksa hani başka şans kalmıyor. Dolayısıyla yapabildiğin şekilde yapabildim. Ve bu benim için öğrenme tırmanışı oldu. Hani gidip gözlemledim. Ve gittiğim dağ rehberinin ekibinde de diğer dağ rehberi, bir de kendi firmasında partneri vardı. Gayet küçük bir ekiptik. Onlar üçü birbirini tanıyordu ve başka 8 binlik yapmışlardı. Ben sadece hani onlara ilk kez katılıyordum. Dolayısıyla çok böyle ticari ekspedisyon gibi algılamıyorum ben onu. Bir rehber şerpamız vardı, bir de bu işi öğrenen şerpamız vardı. Oldukça küçük bir ekiptik. Ama evet, sabit hatlar döşenmişti. Çünkü bizim ekibimiz değil de başka daha büyük firmaların şerpaları sabit hatları döşüyor. Ama diğer her firma buna maddi olarak katkıda bulunuyor. Manansu da öyle gelişti. Sabit hatlar döşendikten sonra, bunu bütün döşendiğini haberi aldıktan sonra zirve tırmanışına başlanıyor, güvenli olsun diye. Yani bunu ticari bir ekspedisyonla yapmanın dışında bir şansım olsaydı, ben onu tercih ederdim kesinlikle. Türkiye'den kendi bildiğim arkadaşlarımla bütün planı biz yaparak. Ama böyle bir şansım yoktu. Ben de bu şansı kaçırmak istemedim. Ama ikinci gidişimde, üçüncü gidişimde artık bu tecrübelerimi kullanarak hani daha farklı bir şekilde tırmanış deneyebilirim. Hangi yıl çıkmıştınız? 2014. Kaç grup zirve yapabilmiş hatırlıyor musun? Benim Ve olduğum kaç grup? 2014 Ekim'inde, yani bütün gruplar hemen hemen zirve yaptı. Başarılı bir dönemdi ve ölüm bir kişi, bir kayıp oldu. Yani bu çok önemli, çünkü daha önceki yıllardaki istatistiklere baktığında ölüm sayısının çok yüksek olduğu bir dağ idi benim hani araştırmalarımda. O da 2012'de bir çığ kampı vuruyor, 12 kişi birden ölüyor. O nedenle biraz belki istatistikleri yükseltti bu. Yani başarılı bir dönemdi. Hemen hemen her grup zirve yaptı. Çok Bu hatırlamıyorum. arada program çok güzel, akıcı bir şekilde ilerliyor. İnsanlar bayağı ilgili. Birçok tanıdık arkadaşımı gördüm. Muhtemelen senin takipçilerin de var. Bizim kulübün takipçileri de var içerisinde. Şimdi Pardon, gelelim Turkaya. Kenan diye bir arkadaşımız, Kenan belgesel oluşturmak, dokümenter yayınlamak, videolar vs. profesyonel çalışmalar yapılsa belki dikkat çekilebilir diyor. Hani sponsorluk için diyor bunu sanırım. Kesinlikle haklı. Ama bu konuda ben şöyle bir eksikliğimin farkındayım. Gerçekten bütün yıl ben dağda çalışıyorum, outdoor ortamda çalışıyorum. Instagram hesabımı bile çok geç ve benim gruplarımdan gelen baskıyla istekle açtım. İsmet fotoğraflarını takip etmek istiyoruz, aç lütfen diye. Böyle olunca çok iyi kullanamıyorum ben medyayı, sosyal medyayı ve bu tür video çekmek, belgesel yayınlamak. Ancak bunun için yardım almam gerekiyor. Ama dağlar, zor ortamlar, her iyi çekim yapabilen işte yani bu konuda iyi olan bir arkadaşını da yanında götürmek zor. Biraz orada sanırım bir handikapımız var, ama birkaç arkadaşımla bunu görüştük. Hem dağcı olup hem çekim yapan, onlarla işbirliği yapıp bu özellikle tur kayağını Türkiye'de tanıtmak için ben çekim yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hani evet, Peki yani sosyal İsmet'ciğim, medya. madem konu açılmışken dağcılıktan tur kayağına geçişin nasıl oldu? Yani bir branştan çok daha farklı bir branşa geçişin.
Biz sonra da Ya maratonu şöyle konuşacağız. oldu. Aslında bu da benim için büyük bir şans gerçekten. Çünkü şu an tutkuyla yapıp böyle bir kış bittiğinde çok üzülüp öbür kışı zor bekliyorum Turkaya için. Bu nasıl oldu? Ben 2008'de Aralık'ta iş görüşmesini yapıp çalışmaya karar verdiğim firmayla Şubat'ta hemen başladım çalışmaya. Ve Turkaya gruplarının hani Türkiye'den onlara dağlarda katılacak yerel rehber ihtiyacı çok fazlaydı. Onun için hemen Turkaya öğrenmen gerekiyor dediler. Ben dedim ki hani nasıl olur ya, ben kayağı bile bilmiyorum neredeyse. Çünkü bir iki kere denemişliğim vardı. Yani öğrenmek istiyordum. Bana da öğreten bir arkadaşım çıkınca bunun için çok fazla çalıştık diyebilirim. Hemen Davruz'a gittik, kamp yaptık. Ondan sonra Şubat'ta ilk gelen grupla ben de Erzurum'a gittim ama kayak merkezinde bol bol kayma pratiği yaptım. Fakat üçüncü gün sıkıldım, ben de sizinle dağlara gelmek istiyorum dedim ve çok gülmüşlerdi. Gittim onlarla dağlara, hani dağa çıkarken çok hızlıyım. Onlar da şaşırdılar fakat inerken kayamadığım için epey yuvarlana yuvarlana düşe kalka indim. Sonra bu iş gelişti. Yani siz bir şey öğrenmek isterseniz ve buna zaman verirseniz, çaba gösterirseniz oluyor. Benim de hep hayatta birçok öğrendiğimiz şeye bakış açım buydu. Dolayısıyla Türk ayağını aslında hani dağlarda direkt kaymayı dağlarda başlayarak öğrendim. Ve Yıldırım Beyazıt Öztürk, Mustafa Tekin, Erzurum'dan mihmandar arkadaşlarım. Onların katkısı çok. İlk dağ turlarında bir tecrübeli rehber ve ben öğrenen rehber olarak hep katıldık. Onların emeği çok. Onlarla öğrendim bu işi. Peki, Mehmet Güngör'den iki soru gelmiş. İlk sorusunu sonraya saklıyorum. O biraz daha sosyal mesaj veriyor. Şöyle bir şey söylemiş. Bir rehber olarak son zamanlarda dağlarda eğitimsiz insanların rehbersiz yaptığı yürüyüş, tırmanışlar ve sonucunda meydana gelen kazalarla ilgili ne düşünüyor? Önerilerin nedir bu konuda? Pardon ya, soruları okuyordum sanmaz. Kısaca bir daha geçer misin? Rehberler son zamanlarda eğitimci insanların rehbersiz yaptığı yürüyüş ve tırmanışlar sonucunda meydana gelen kazalar gündeme Evet. geliyor. Belki eğitimli rehberler dedi, yine bu kazalar gündeme gelecek. Ama özellikle donanımlı, bilgili ve deneyimli rehberlerin mi gidilmesi gerekiyor? Yani kişiler bir etkinliğe katılacağı zaman tarihe bakıyor, varsa maliyetine bakıyor. Kişiyi, konuyu araştırmadan direkt gidiyor. Bu açılımda sence hangisini desteklemek gerekiyor ya da öngörmek gerekiyor? Ya şimdi herkes bir rehberle dağa gitmeli gibi bir şey söyleyemem. Bu yanlış olur. Yani dağlar bir kere insanların özgürlük arayışıyla gittiği yerler. Ve bu özgürlüğü yaşamalılar. Ama işte ülkemizdeki sıkıntı, bir şeyleri çok erken biliyoruz, öğrendik sanarak hareket ediyoruz. Yani ben bilirim havası çok fazla. Yani dağcılık kulübüyle başlayanlarda bu tür kazalar olmuyor dikkat ettiysen. Çok daha az oluyor ama benim takip ettiğim bir Kaçkarlar'da bir kaza var. Hani geçen Mayıs, 2 yıl önce Mayıs'ta oldu, bir vefat oldu. Şöyle bir şey var, dağcılık kulübü değil, dağ turları yapan turizm acentası değil. Arada birçok gruplar var. Yani biraz dağcılığı öğrenip hemen hani bir grup kuruluyor ve onlar bu işi ticari olarak yapmaya başlıyor. Yani para kazanarak Buraya dağ turları satmaya başlıyor. Buradaki tecrübe götüren kişinin, kendini rehber olarak gösteren kişinin tecrübesi aslında yeterli değil. Ve kazalar daha çok böyle durumlarda oluyor bence. Bunun için hem Dağcılık Federasyonu daha böyle eğitimleri kolaylaştırmalı, insanlara hani bu eğitimlere ulaşımı kolaylaştırmalı. Öte taraftan Dağcılık Federasyonu'yla doğa turları yapan acentalar ya da TURSAP bir işbirliğine gitmeli. Hani kimler dağ turları yapabilir, kimler doğa turizmi yapabilir, kimler rehberlik yapabilir? Yani Türkiye'de en önemli sorun şu an dağlarda çalışan rehber arkadaşlar. Ya bu benim için de mesleki bir sorun. Çünkü yeterince oluşturulmuş bir mevzuat yok. Bir grup doğa turlarında zaten kendini geliştirmiş, öğrenmiş, bu işi yapıyor. Bir grup federasyondan mimandarlık belgesi almış, yapıyor. Hani iki taraf da birbirini çok
istemiyor, işte dışlıyor. Yani belki bu sorunlardan rehberlere hani yeterince ulaşamıyor rehberle gitmek isteyen insanlar. Bu arada İsmet'ciğim Kendi son 10 bilgisayarlarını dakikaya girdik. 10 dakika sonra yayınımız kesilecek otomatikmen. Sonra yeniden bağlanacağız. Bir anda kesilebilir. O yüzden de şey yapma, üzülme. Hemen ben yeniden bağlantıyı açıp seni Tamam, yayına tamam. alacağım. Yani 50 dakikayı devirdik. Çok güzel gidiyor. Bayağı da ilgili insanlarımız var. Benim aslında özel bir sorun var sana. Aslında bildiğimiz bir sorun. Şimdi bizim sevdiğimiz bir uğraşı meslek haline dönüştürüldüğü zaman aslında bundan tat alınamıyor. Yani tabii ki kendi geçimini sağlamak için rehberlik, liderlik, eğitim adı altındaki şeyleri girişiyorsun ama bu defa sevdiğin bir uğraşıdan da uzak kalıyorsun. Yani dağcılar özünde biraz bireyseldir, anarşizandır, marjinaldir, uç bakar, keskin bakar, bazen uçuk bir seviyelerdedir bunlar. Ama sen bunu mesleğin haline dönüştürdüğün zaman biraz insanları memnun etme, güdüsüyle hareket ettiğinde yahut da işin olduğu zaman doğrusu sıkabiliyor. O keyfi kaçırabiliyoruz. Yani benim şimdiki aklım olsa, bu da benim öz eleştirim olsun, ben dağcılığımı, tırmanışımı kesinlikle meslek haline getirmek istemezdim. İlk başlarda heyecanlı bir gözüküyor. İşte ben dört duvar arasında fabrikada, işte ofiste olacağım ama gider dağda rehberlik yaparım. Çok cazip gibi geliyor ama insan hayatı gibi çok önemli, elzem bir olay söz konusuysa çok rahat hareket edemiyorsun. Senin düşüncen nedir bu konuda? Ya ben bunu çok defalarca söylüyorum. Bazen inandırıcı olmuyor gibi geliyor. Ama gerçekten rehberliğe başladıktan sonra ben hayatımdaki mesleği buldum dedim kendime. Ve bu 2008'de başladım. 2020'deyiz. Yani 12 yıl oldu. Halen benim için değişmedi. Çok yani mutlu olarak yapıyorum, memnun olarak yapıyorum ben mesleğimi. Çünkü şunu da fark ettim, hani rehberliğe başladıktan sonra insanlarla iyi anlaştığımı, sabırlı olduğumu fark ettim. Yani rehber olmak için dağları bilmek, rota bilmek yetmiyor. İnsanlarla ilişkilerinizin de iyi olması gerekiyor. Çünkü önce insanla çalışıyoruz. Yani hem doğada riskli bir ortamda çalışıyoruz, hem de dediğin gibi oraya tatilinde gelmiş. Mutlu olmak isteyen ve belki ilk kez yaptığı bir şeyi yapıp hani bunu da başarmak isteyen bir insan grubuylasın. Dolayısıyla bütün bu dengeleri sağlamak gerçekten zor bir şey. Ama severek yapılınca belki beni halen zorlamıyor. Yani mutluyum. Turlardan sıkılmadım. Bir de özellikle benim kendi tercihim bu. Birçok rehber arkadaşım sadece belli turları seçiyor ve hep aynı turları yapıyor. Bense bölge değiştirmeyi seviyorum. Yani Türkiye'nin doğusunda bir uç köşeye de gidiyorum, batıya da geliyorum. Hani Hakkari'ye ya da Munzurlara ya da Aladağlara, Kaçkarlara hani birçok değişik dağ bölgelerine gidiyorum. Bu da sıkılmamamı sağlıyor. Bir şey rutine bindiğinde sıkılır insan. Öyle. Ben Sumru'nun bir sorusunu gördüm orada. Onu cevaplayalım eğer süremiz yeterse. Cevaplar Bülent hocamızın da bir sorusu olmuş. Evet. Ben onları derliyorum. Sonraki bölümde de devam edeceğiz. Sen cevaplayabilirsin. Tamam. Sumru gelecek tırmanış planlarımdan bahsetmemi istiyor ve Alpin Steel planlıyor muyum? Şimdi benim ya belki yanlış bir düşünce bu ama Everest'te tırmanma isteğim var. Manaslu Everest öncesinde kendimi denemek için hani daha küçük bir 8.000'likte yaptığım bir deneme tırmanışıydı. Onun için halen Everest'te gitmek istiyorum ama Everest'te oksijensiz tırmanmak istiyorum. Yani benim için büyük bir hayal bu. Buna bir gün fırsat bulursam bunu çok istiyorum. Ama bu olacak diye de hani başka şeyleri arka plana itmiyorum. Her fırsat bulduğumda işte diğer keyif aldığım tırmanışları kendim için yapıyorum. Şöyle bir şey olmuştu. Kaya tırmanışından tamamen kopmuştum. Çünkü çok yoğun seyahat eden bir iş planım vardı. O zaman kaya tırmanmak mümkün olmuyor. Kaya tırmanmayınca da alpin tırmanış yapılamıyor. Fakat yıllar sonra bu geçtiğimiz yıl tekrar Geyikbayırı'nda kaya tırmanmaya başladım. Biraz benim çok sevgili komşu arkadaşlarım Nezihe ve Semra
İkisi de çok iyi tırmanıyorlar. İkisi de emekli oldular. Onların da artık beni motive etmesiyle kaya tırmanmaya başladım. Bu yüzden alpin tırmanışlar da planlamaya başladık. Nezihe ile özellikle Aladağlar'da. Önce basit hani duvar rotalarından başlayıp bir şeyler yapmak istiyorum. Evet İsmet'ciğim çok güzel. Şimdi sorular var. Sevgili Emre Altoparlak'tan, Bülent Bacıoğlu'ndan, Emrah'tan, Erhan'dan sorularımız var. Bin Nur'dan da var. Bu soruları ben derleyip ikinci bölümde cevaplamaya çalışacağız. Tamam. Güzel arkadaşlar WhatsApp'tan da bana yazarsanız oradan daha gibi kolay oluyor. Çünkü yanımda bir laptopum var. WhatsApp'ımı oraya yükledim. Dolayısıyla buradan kaçırdıklarımı WhatsApp'tan atarsanız bana çok sevinirim. Telefonumu da hemen buradan vereyim. 555 318 8029. Hemen mesela sorulardan biriyle başlayalım. Bülent Hoca'nınki. Ülkemizde dağ turizminin sürdürülebilir olmasının Türkiye'de dağcılığa ya da dağcılık sporuna sence zararı var mı? Dağcılık sporuna zarar. Bence yok. Ya bizim Çünkü yani hep diyorlar. nasıl? Buyur canım, söz sende. Ya dağcılık turizminin yapılması, dağcılığın tanınması için Onlar hazır mı? dağcılık spor olarak, hobi olarak yapan bizlerden çok daha etkin bir şekilde. Ve dağcılık turizmini, yani dağ turları satan firmalar içinde olduğum için söylüyorum. Kesinlikle hani böyle bir övgü değil. Gerçekten çok daha etik, çok daha güvenlik ön planda tutan bir disiplinle çalışıyorlar. Neden? Çünkü bir sıkıntı olursa, sorun olursa en çok onların başı ağrıyor. Bu işi yapamaz hale geliyorlar. Tazminat davaları açılabiliyor. Özellikle yurt dışındaki firmalardan bahsediyorum. Hani bir iş ticari ise gelen misafirin talepleri de çok nasıl diyeyim? Her zaman hani dava edilebilir bir konu. O yüzden çok hassas. Yani doğru yapmak zorundasın işini. Ayrıca gelen feedbackler seni değerlendiriyor ve bu işi bir daha yapıp yapamamana çok neden oluyor. Ama bu işi spor olarak yaptığında, bir kulüp olarak hani bu işleri öğretmeye kalktığında birçok kişi bence bu işi daha doğru nasıl yapabilirimi çok düşünmüyor. Hani bir dönem işte dağcılık eğitimi veriyor ama ondan sonra bu iş iyi gidiyor mu, doğru gidiyor mu çok bakılmıyor. Bence o yüzden dağcılık turizminin Sanırım sinyal katkısı var. sorun oluyor. Kesildi mi? Yok. İsmet'ciğim duyabiliyor musun beni? Sanırım bağlantıda bir Evet. gidip kopukluklar oluyor bazen. Hmm. Sevgili Burak Özdoğan'ın da bir güzel soru sormuş. Onu görebildin mi? Dağ rehberliği mesleğinin Görmedim. kanka diğer mesleklerdeki gibi bir mesleki deformasyonu var mı diye sormuş. Pardon, duyamadım. Dağ rehberliği mesleğinin diğer mesleklerdeki gibi mesleki bir deformasyona uğruyor mu? Böyle bir sorusu var. Yani Çok güzel dediğim sorular. için Çok sıkı sorular. Baya baya evet. sorgulayıcı, irdeleyici. Doğrusu ben arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. İrdelenmesi gereken, masaya yatırılması Evet. gereken şeyler. Bu arada 2 dakikamız kaldı. Anlatabildiğim kadar aktar. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Ya ben gene kendi özelimde bunu kendim nasıl deneyimledim öyle cevaplayabilirim. Benim için bu olmadı. Ben ilk yıllardan bugüne hani daha iyi bir rehber, her gün daha iyi bu işi nasıl yapabilirim mi düşünüp buna emek veriyorum. Onun için hani bu işi yani daha kötü yapmıyorum ya da bıkkınlıkla yapmıyorum. Dağcılıktan aldığım keyfi de azaltmıyor. Çünkü ikisini çok ayırabiliyorum. İşteyken hani bu işi iş olarak görüyorum. Kendimi değil, gelen misafirlerimi ön planda tutuyorum. Ama onun dışında özel tırmanışlarımda, özel kendim için gittiğimde gene benim isteklerim ön plana çıkıyor. Ama çevrede hani Türkiye'de bu iş çok iyi yapılıyor mu derseniz ya yani benim de yetersizliklerim vardır. Bir Alpler'deki rehberler kadar hani bu işi çok iyi yapmıyoruz. Çünkü eğitimimiz, işte standartlarımız o şekilde değil. Dolayısıyla eksiklerimiz var bence.
Evet, şu İstersen an 30 saniyemiz kaldı. Birazdan kesilecek. Hemen şunu sorayım. Binnur'dan gelmiş. O soruyu soracağım. Sen de düşün. İşte dağ kayağını öğrenmen ne kadar bir süre aldı? Ve yüksek irtifa ile ilgili böyle bir deneyimin oldu mu? Düşünüyor musun? Tur kayağı ile ilgili bir çıkış. Bunu sonraki bölümde cevaplayalım. Tamam. Buradan katılımcı arkadaşlara çok Evet arkadaşlar, canlı yayınımızın ikinci bölümündeyiz. Sevgili dağcı arkadaşımız İsmet İnan'la birlikteyiz. Yine güzel bir program oluyor. Dolu dolu soruların da geldiği, söyleşilerin de peş peşe geldiği güzel bir programı hep birlikte devam ettiriyoruz. Merhaba arkadaşlar, hepinize yeniden geldiniz. Biraz daha çoğalsın. Hemen şeylerimize geçeceğiz, sorularımıza ve sorunlarımıza. Tabii ki biz dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayının en kısa sürede devamları da olacak. Mesela cumartesinden cumartesiye de yapıyorduk bunu. Artık hafta içi de değerli arkadaşlarımızı alacağız. Örneğin düşündüğümüz isimler var. Federasyon Başkanı Ersan Başar alacağız, Mustafa Kızıltaş alacağız, Emre Altuparlak hocamızı, Esin Andalı, peşinden daha birçok şu an ismini aklıma getiremediğim arkadaşlarımız olacak. Kimileri alanında çok iyi, kimilerisi tarihsel dokümanlara sahip, donanıma sahip. Kimisi belki çok ünlü yahut da çok şey değil, ön planda değil ama bir hazine, bilgi birikimine sahip olan insanlar da var. Bu arkadaşlarımızı da buraya süreç içerisinde almaya devam edeceğiz. Bu tabii ki pandemi günlerinin bize kazandırdığı belki de en büyük kazanım oldu. Hani hijyenik olmanın dışında insanların evde de bir yaşam ortamı oluşturup bunu insanlarla iletişim halinde, kitlelerle iletişim halinde faydalı bir hale dönüştürebilme aracı oldu bu canlı yayınlar. Biz de sizleri bu canlı yayınlarda görmekten mutluluk duyuyoruz. Dediğim gibi daha birçok arkadaşımı buraya alacağım. Çünkü bu yönde talep var, ilgi var. Şimdi İsmet'i, sevgili İsmet'i yayına alacağım. Ama öncesinde dostlar sorularınız kaçırmış olabiliriz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Çok hakim de değilim ben bu teknolojik şeylere. Yani önümde laptop var, WhatsApp'ımı açtım. Buradan kaçırdığım soruları ve cevaplanmadığını düşündüğünüz yanıtlar varsa lütfen WhatsApp'ımdan ya da buradan çekinmezseniz bir daha yazın. WhatsApp daha iyi oluyor. Yani arkadaşımın ilgisini dağıtmamış oluyorum. Telefonumu ben bir kez daha yenileyeyim. 555-318-8029. Buradan WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı ve sorunuzu da sorarak bana bilgilendirmede bulunabilirsiniz. Soru, istek, temennilerle. Şimdi ben bakalım sevgili İsmet buralarda mı? Evet sevgili. Evet şimdi kendisini yavaş yavaş da katılımı artıyor. Bir saati devirdik. Nasıl devirdik bilmiyorum. Dolu dolu bir saati geride bıraktık. Güzel, bayağı bir ilgi var. Bayağı bir coşkulu gidiyor. Sen nasıl, yorgun mu senin yoksa daha yeni mi hatırlıyorsun? Yo, yorgun değilim. Biraz bulunduğum yer soğuk. Sen tişörtlesin. Ben daha çok giyinmeye ihtiyacı duydum. Ama Yani güzel gidiyor. Dilerim, yani ben seni duyamıyorum şimdi Sönmez. tamam, zaten sen konuş. Benim konuşmama gerek yok. Tamam. Şimdi duydum. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Hani buraya birçok tırmanıcı, dağcı arkadaşımız gelecek. Bana yani sorabildikleri değişik sorular, mesela tur kayağını daha çok konuşabilirsek sevinirim. Onun için hani bu konuda kaçırıyorsak soruları oradan bir kere daha sorsunlar dediğim gibi. Biraz bahsedeceğim. Evet, Sonra ben Sumru'nun hani sorusuna tekrar dönmek istiyorum. Alpin tırmanışlar konusuna. Gerçekten insan hani dağcılık içinde zamanla çok değişik dönemler geçiriyor.
Ben şimdi artık ilgi olarak biraz daha dağlarda teknik tırmanışlara yönelmeye başladım. Bu konuda çok okuyorum. Tecrübemi artırmam gerekiyor. Önce kayayla tekrar çok barışık olmam gerekiyor. Ondan sonra alpin tırmanışlar yapmak istiyorum. Sumru'yu bu arada takip ediyorum, takdir ediyorum. Sen de bana sormuştun hani başka kadın dağcı Türkiye'de bu işi devam eden kim var diye. Sumru Tamer güzel bir örnek. Teknik işler de yapıyor. Sonra onu da davet edebilirsin. Belki biz de Sumru ile bir gün ileride bir tırmanış yapabiliriz. Çünkü ben kadın kadına, kadın ip birliğinde tırmanmayı da biraz önemsiyorum. Türkiye'de eksik olan, az yapılan bir şey. Hani kadınların kendi başına bir tırmanışı planlayıp baştan sona bitirme fikri hoşuma gidiyor. Kadın partnerliği hoşuma gidiyor. Sumru'ya da buradan selam gönderelim. Evet, Sumru'yla geçmişte benim görevim çok tırmanışım oldu Kayadağ Dağı'da. İyi bir partner. Tabii ki onu da buraya almak isterim eğer bir zaman ayırırsa. Peki senin kayaya bunca zaman uzak olup hani yüksek irtifada, yüksek sağcılığında belki klasik anlamda bu çıkışları gerçekleştirdin. Sonra kayıt tırmanışından sonra ne oldu? Yani artık teknik yeterliliğin olması gerektiğini düşündüm. Mesela Tunç'un güzel bir sözü vardı. Bir sunumunda dinlemiştim. Ben de sizin her türlü spor yapıyordum. Oturmamıyordum ama. İşte koşuyordum, bisiklete biniyordum, yüzüyordum. Hani dağcılık için. Sonrasına baktım ki kayıt tırmanışı olmadan, o tekniklere sahip olmadan ben başarı sağlayamayacağını hissettim. Böyle bir insan bir şey olmasın, yanlış anlaşma olmasın. Böyle bir açıklaması vardı bir sunumda. Çok hoşuma gitmişti. Sen de bunun farkına vararak mı yeniden kayıt tırmanışına dönme kararını kendini hissettin? Geçmiş dönemde Nezihe'yle birlikte güzel bir çıkış yaptınız. Yeni çocukluğu doğru bakış sektörü çıktınız. Bu çok kendi. Evet, Sönmez, sana bir seni net duyamadıklarıyla ilgili uyarı geliyor kulaklık taksanız diye. Bilmiyorum. Benim sesimde bir sorun var mı arkadaşlar? Yok, Evet, ben o zaman bir daha ben çünkü çok sesli yüksek geliyor kulaklarıma. Daha yakın söyleyeyim o zaman. Şimdi kale tırmanışı küçük bir zamanlarda yapmışsın. Sonrasında ise kale tırmanışına başlamaya karar verdin. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunun bir sıçrama taşı olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa artık dağcılıkta bir alan değiştirmek gibi bir düşüncen var. Çünkü kuzey tırmanışını yaptığınız zaman Demirkaz'ın kuzey batı sırtını ben çok keyiflenmiştim seni karada görmek. Tekik tırmanışlar yapıyor oğlum vermeyi. Ne? Ya bence aslında en ideali yani üç tırmanışı da yani tırmanışın her türünü yapan aslında Bu stil arada yani telefonun sesi çok açıkmış. Çok yankı yapıyor. Onu biraz kısar mısın telefonun sesini? ama ben hiç ellemedim ilk yayındaki gibi ayar. Peki. Şimdi daha Böyle iyi mi? Ben bir de bağırıyorum aslında sesim duymuyor diye. İyi mi şimdi? tamam. Çok yaklaşma. Uzaktan konuşabilirsin. Buyurun. Evet. Yani hem kaya tırmanan, hem yüksek irtifaya gidip, hem de gerektiğinde hani alpin dağda kaya tırmanışı da içeren tırmanışlar yapmak benim gönlümde yatan. Ama dediğim gibi ben bu kadar işimde önemli bir değişiklik yapıp tamamen sıfırdan bir işi öğrenmem gerektiğinde doğa turlarında rehber olarak çalışmaya başladığımda önce işi öğrenmem gerekiyordu. Önce kendimi bu bütün yeni şeyleri öğrenmek için konsantre olmam gerekiyordu. O ilk 4-5 yıl böyle geçti. Dolayısıyla çok yoğun seyahat etmekten kaya tırmanmayı bırakın. Hani turlar arasında eve gelip sadece hiçbir şey yapmadan 2-3 gün böyle yatmak istiyor insan. Fiziken yorucu bir iş ve turlarda değil aslında doğadayken değil ama o kadar çok şehirden şehire seyahat ediyor olmak sürekli gel bavulunu yeniden hazırla başka bir tura git ve çok değişik bölgelere yorucu oluyordu. O yüzden kaya tırmanmaya gerçekten istesem de vakit bulamazdım ama daha ballı kayalarda tırmanışı deneyimlediğimde oradaki sıkıntı da İstanbul'dan kalkıp ballı kayalara gidip çok az tırmanıp geri döndüğümde
Yani bu işin çok daha düzenli yapılarak tırmanıştan arta kalan zamanda evde, şehirdeyken de antrenman yaparak ilerlediğini fark edince ve benim o çabayı gösteremeyeceğimi bildiğim için koptum kayadan. Ama şimdi hayat şartlarım buna daha yakın. Hani Antalya'dayım, Geyikbayırı'nda tırmanışın cenneti, tırmanışın Türkiye'de merkezi diyebileceğimiz bir köyde yaşıyorum. Ve son 5 yıldır, 2005'ten sonra özellikle Türkiye'ye doğa turları için gelen yabancı gruplar tamamen durdu. Bu ülkenin ekonomik ve politik yani güvenli görünmeyişinden önce, şimdi koronadan tamamen turlarım iptal oldu. Dolayısıyla çalışmayınca zaten bol bol vakit var. Kaya tırmanmak için gereken vakit var ve ben kaya tırmanabiliyorum. Kaya tırmanışında ilerledikten sonra da dağlarda alpin rotalar düşünülebilir, planlanabilir. Çünkü siz kayada pratik yapmıyorsanız gidip dağlarda yani tırmanmak çok güvenli değil. Yani üçünü birden yapmak istiyorum. Ama bir de Binnur Hanım'ın tur kayağı ile ilgili sorusu var. Şimdi bir taraftan da tur kayağında gerçekten her yıl, her sezon bir önceki sezona göre kendimdeki gelişmeyi, ilerlemeyi fark ediyorum. Daha cüretkar olabiliyorum. Ve 8 binliklerde belki değişik yapılmamış bir rotadan hiçbir zaman tırmanamam. Ama kayakla yapılan 8 binlikler var. Çünkü rotanın da buna uygun olması gerekiyor. Hani bunu okuyoruz işte, ilk kez işte şu dağdan kayakla inildi gibi. Ben bir gün belki bunu yapmak istiyorum ama oradaki endişem, hani 8 binliklerde çok fazla buzul çatlağı var. Yani çok iyi kayıyor olmak yetmiyor. Bütün o güvenliği de sağlamak gerekiyor. Onu gidip gördükten sonra belki hani birkaç 8 binlik yapma fırsatım olursa hayatımda, daha sonrakilerde kayakla denemek istiyorum. Ama Mustak Ata Dağı var. Çok daha kolay yapılabilir. 7 binlik Çin'de. O mesela kayak için çok uygun bir dağ. Birçok kişi kayakla gidiyor mesela ona. O var aklımda. Bir gün yeterince vakit ve para bulduğumda hani onu yapmak istiyorum önce. Tur kayağını öğrenmem de ne kadar sürdü diye sormuştu Binnur Hanım. Yani şöyle, hani şu kadar bir sürede öğrendim ve kayabildim demek zor. Dediğim gibi ilk yıllar oldukça acemiydim. Çok iyi kayamıyordum ama ben gitmeye devam ettim ve her yıl bir önceki yıldan daha iyi, daha iyi oldu. Hani bunun için şu önemli, mesela kaya tırmanırken 1 ay, 2 ay konsantre olun. Çok yoğun kaya tırmanın, çok hızlı gelişme gösterirsiniz ama kayak hem yaşımızdan, geç yaşta öğrenmek isteyişimizden, hem de sezonluk bir şey. Kar varken yapılabiliyor. Yılın geri kalan hani 8-9 ayında yapamıyorsun. Karı beklemek zorundasın. Türkiye'de yapay kar, yapay pistler de çok yok. Dolayısıyla çok zor ilerliyor. Yani öbür kışı tekrar bekliyorsun. O kış ne kadar yaptın, yaptın. Şimdi Türkiye'de insanlar çalışırken işiyle birlikte dağlarda tur kayağı yapmak ve ilerletmek istediğinde de çok az zaman ayırabiliyorlar. Ben herkesi zorlamam gerekiyor. Benimle dağa gelin, hadi gidelim diye. Yani benim avantajım işimden istifa edip hani bu işi iş olarak yapıyor olduğum için her istediğimde, her yapabildiğimde vakit ayırabiliyordum. Yani bütün kış sezonunu ben hani tur kayağını işte çalışmak için, pratik etmek için ayırabilmem benim için avantaj oldu ve başkalarına göre hızlı öğrendim. Evet, sonraki Peki sorum. İsmet'ciğim bir soru var. Helisiki yani helikopterli kayak düşüncesi Kaçkarlar'da uzun bir dönemdir yapılıyor. Bu konudaki düşüncen nedir? Ya ben bunu çok doğru bulmuyorum. Birçok aslında dağcı, tur kayakçı da doğru bulmuyor. Alplerde yasaklanmış bir şey. Çünkü helikopter seslerinin doğal yaşamı, yani mesela geyikleri, başka hayvanları da muhtemelen korkutup hatta düşük yapmalarına neden oluyormuş. Ses çığa neden olabiliyor. Yani bu işi çok daha fazla yapan, hani dağcılığın, tur kayağının merkezi Alpler'de yasaklanıyor ama Türkiye'de biz bilinçli olmadığımız için, buna izin verildiği için aslında Türkiye'ye geliyorlar. Evet, Kaçkarlar bunun için çok güzel bir bölge ama keşke bence bizim ülkemizde de yapılmasa.
Dağcılık, yani bu işi dağcıların yaptığı tur kayağında zaten dağa çıkmaktan, kendin ilerlemekten de keyif alırsın. Hani bütün o dağcılığın teknik sorunlarını çözersin. İşte yani kayak için özel bir krampon var, onu kullanırsın. Kazma taşırsın. Çıkamadığın yerde kayağını sırtına alırsın. Benim için tur kayağı hani dağcılığımın bir parçası. Dağda kolay ilerlememi sağlıyor. Yani helikopterle bırakılıp kaymak keyiflidir. Kesin çok keyifli bir şeydir. Ama ikisi çok ayrı düşüncelerle yapılan işler. Ayrı kesimin yaptığı iş. İşte bununla ilgili güzel bir aklım anı geldi. Matterhorn'a çıkmıştım işte 2010 yılında. Yaklaşık 2 gün sürdü çıkışım. Bir günde inişim 3 gün. Kar, fırtına derken bayağı bir şeye maruz kaldık. Hani dağda o yani düşün 22 tane parmak kaya gibi kuleye çıkıp iniyorsun Matterhorn'da. Fakat bir vatandaş Japon mu Çinli bilmiyorum çünkü ilk gözlülerden helikopteri çarptırdı. Zirveye geldi, aldılar, indirdiler aşağıya. Ha, tamam, zirveye kadar geldi rehberiyle. Ondan sonra helikopteri aldı, aşağıya indirdi. Mesela bu bana şey gelmedi, etik gelmedi. Belki bir kaya tırmanış için bu olabilir. Uzun bir duvara çıkarsın. Tamam, akabinde helikopter gelip alabilir. Ama o da özellikle Alpin rotaları bence çıktığın gibi inmelisin. Benim düşüncem bu tarzda. Sen ne dersin? Eğer ciddi bir şey yoksa, sağlık sorunu yoksa. Evet, yani tabii ki sağlık sorunu yoksa bence de kendi inmeli, ama orada belki bilmiyoruz hani o kişinin bir nedeni mi vardı. Çünkü ben de Nepal'de şöyle bir şey görmüştüm. Everest ana kampına ilk yürüyüşe gittiğimizde yine üzgünüm hani böyle millet ayırmak doğru değil belki, Japon bir hanım bir sepete oturtulmuş, yani bir küfe diyelim, hani böyle üzüm taşınır eskiden, dik büyük sepetler. Ona oturtulmuş bir şerpa o sepeti sırtında taşıyordu ama indirmiyordu. Yani hastalık ya da rahatsızlığından yürüyüşü bitirmiş birisi değildi. Çıkıyordu yukarı o şekilde. Yani o da çıktım diyecek, mutlu olacak. Bu ara bugünlerde Ömer Bey'le, Ömer Burhan Tüzel'le birkaç konuda yazıştık. Yani onun söylediği güzel bir şey var. Hani herkes dağla ilişkisinde yaptığından memnunsa, kendisinin dağdan aldığı kadar dağa da bir şey veriyorsa, yani buna saygı duymak lazım. Bizim hani Türkiye'de en çok bence sorunlarımızdan birisi, herkes diğerlerini ötekileştiriyor, küçümsüyor, hani kendi yaptığını yüceltiyor. Oysa herkesin diğerlerinin tercihine saygı duyması gerekir. Tabii ki dağcılıkta bir etik var. O etik kurallara önem vermemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Ama saygı eksik biraz, yani saygı duyulması Tam gerekiyor. soracağım soruya denk geldi. Bu evet Türkiye'de bir bağcılığımızda, camiamızda bir ego var, bir hırs var. Hani hırs ayrı, azim ayrıdır. Karıştırmamak gerekiyor. Ne düşünüyorsun insanların egolu olması? İşte mesela Japonya'da en küçük bir başarıda insanlar birbirinin sırtını sıvazlıyor, cesaret veriyor. Çok iyiydin, devam et, yanındayız, arkandayız derken bizim camiamızda. Hani doğanın özgür çocuklarının dünyasında bir ego var. İnsanlar birbirini beğenmiyor, eleştiriyor ve bu hakaret, karalama boyutunda olabiliyor. Kimse kimsenin yaptığını ben de yapardım. Ne var ki? İşte şundan şundan gibi bir yaklaşım oluyor. Bu bizim dağcılık, doğan sporları felsefesine aslında hiç yakışmıyor. Uymuyor. Hani lafa geldiğinde her şeyden dem vururuz. İşte insani değerler deriz, hümanist yaklaşımlar deriz. Ama uygulamaya geldiğinde kimse kimseyi beğenmiyor. Yüzüne karşı denmeyen bazı şeyler arkadan dönüp dolaşıp yayınlaştırılıyor. Yani bu konudaki düşüncen nedir? Nedir bizim bu sporumuzdaki bu kanayan yara ya da bu illet? Ne düşünüyorsun? Gene çok zor bir soru, çünkü yani keşke doğru cevabı bilebilseydim. Şimdi Türkiye'de birçok meslek alanında hani benim gördüğüm uzlaşma yok. Uzlaşamıyoruz, ortak bir noktada buluşamıyoruz. Dağcılar da böyle dediğin gibi. O da sanırım bu sporun, bu hobinin daha çok egosu yüksek insanları çekiyor olması. Yani egosu zaten yüksek insanlar bu işe giriyor. Ve burada buluşunca dağcılık ortamında
Sanırım bu egolar yaptığımız işlerden daha ön planda oluyor. O yüzden diyebilirim hani çatışmalar çok dediğin gibi çok birbirimize destek yok. Yani fikir ayrılıkları uzun yıllar tartışılıyor ve hiç uzlaşılamıyor. Yani ben de mesela bunun aslında tırmanışın kalitesini, çıtasını yükseltmekte bir engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere iyi şeyleri yayamıyoruz. Yani usta çırak ilişkisini sürdüremiyoruz. Hani birisi bir şeyi iyi yaptığı dediğin gibi takdir görüp çok desteklenirse hani bu yayılır, daha çok kişiye ulaşır. Bu yapılmadığı için sanırım iyi şeyler yayılmıyor, büyümüyor. Evet İsmetciğim, gene bazı sorular var kaçırdığımız. Buradan hemen ben onları sana söyleyeyim. Öncelikle şu. Kayağı bilmeden tur kayağına nasıl başladınız? Hemen akabinde Tanju'nun bir şeyi var. Uzun süredir kayak yapıyorum. Tur kayağı birkaç yıldır düşünüyorum. Ancak tur kayağı ekipmanı Türkiye'de yok denecek kadar az. Çoğu mağaza konuyla ilgili bilgi sahibi bile değil diye bir söyleniş olmuş. Evet, tur kayağı kısmını kapatalım. Çünkü tur kayağı kısmında insanlarda şey var, yetersizlik var. Örneğin arıyorlar beni Doğu Beyazıt'tan. Hocam diyor, Avusturyalı bir grup gelecek. Siz iyi bir rehbersiniz. Gelip arkadaşlarımıza öncülük yapar mısınız? Tamam. Ama inişte kayak deneyeceksiniz. Mesela orada kalıyorum. Şimdi yani tamam, ben kayak yapıyorum. 6-7 yıldır kayağın içerisindeyim. Snowboard yapıyorum ama bir grubu liderlik yapacak kadar maalesef kendime güvenim yok. Hele Ağrı'nın tepesinden indirmek gerçekten güç. Bu anlamda tur kayağına artık büyük bir ilgi var. Çünkü demin bahsetmiştim ya, helikopterle alınmasına dağcılıkla karşıyım ama hatırlarsın, Lenin Dağı'na gittiğimizde, 7000'lik o dağa gittiğimizde bir ekip gelip paraşütlerle atlamışlardı. Yukarıya kadar taşıyıp yüklerini paraşütlerle atlamışlardı. Aynı şey tur kayağı denebilirler. Çünkü bu bir spor, diğer bir sporu doğuruyor. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü o da bir doğa sporu. Bu bağlamda tur kayağının son konuşmalarımızı da yapalım. Ve bu konuda da arkadaşların önerin nedir? Bununla ilgili bir görüş alalım. Türkiye'deki tur kayağının ilerleyişi. Evet, yani o bahseden Tanju arkadaşımızın bahsettiği konu gibi gerçekten Türkiye'de tur kayağının yayılması için önce malzemenin daha bulunabilir, daha kolay ulaşılır olması gerekiyor. Öğrenmek isteyen çok kişi artık bana ulaşıyor bir şekilde. Ama ben de onlara diyorum hani önce bir tur kayağınız olması gerekiyor. Bir süredir ben ikinci el 3-4 set edindim. Sadece bu talepleri karşılayabilmek için. Hani bunlarla eğitim verebilirim. İlk denemek isteyenler deneyebilsin diye. Ama almak isteyen birisi için şimdi Türkiye'de bir iki mağazada var artık satılıyor. 5 yıl öncesine göre, 4 yıl, 3 yıl öncesine göre çok daha iyi aslında. 2-3 mağaza satıyor ama maalesef gerçekten bir mağaza dışında Yıldırım'la Mustafa'nın mağazası çünkü Yıldırım'la Mustafa da çok iyi tur kayağı yapıyor. Mağazada çalışanlar bu kez dediğin gibi bilmiyor ve yanlış ürün satıp Aladağlara ilk kez iki kişi sıfır yeni set alıp geldiler. Ve yanlış ürün verilmişti. Düşünün biz turu yapamayacak hale geldik ve ben bir şekilde deriyi işte keserek ona uydurarak turu yapabildim. Ama yani bunu yaşamak çok zor, kötü bir şey. Bunun için de tur kayağının önce daha yaygın o hale gelmesi gerekiyor ki getiren mağazalar hani bu işi karlı görüp satabilsinler. Ama malzeme bulmayınca yaygınlaşmıyor. Biraz yumurta tavuk hikayesi. Yani sorun birbirini destekliyor. Ama ben umutluyum. Hani bu iş yayılacak. Neden? Yine sosyal medyanın etkisi çok. Herkes yani hiç tanımadığım insanlar bana yazmaya başladı. Dağcılık Federasyonu artık tur kayağı kampları yapıyor. Bu da çok güzel bir adım. Bunun da olumlu etkisi olacak bence. Yani tur kayağı öğrenmek isteyenlerin önce malzemeyi almadan bu işi hani kiralık malzemeyle falan ilk denemesini ben tavsiye ediyorum. Gerçekten yapmak istediğinden emin olduktan sonra bir malzemeyi almasını istiyorum ama şöyle bir şey var. Yapıp bu işi düzenli uzun süre yapmadığı için satan çok oluyor. Yani şaşırıyorum. İkinci el malzeme satmak isteyen de bana başvuruyor. Ben alıcıyla satıcıyı bayağı buluşturduğum oldu. Hani ihtiyacı olan kişiyi biliyorum. Benimle ders almış.
Satan kişi de bana ulaştığında bu 1 2 yıldır iyi gidiyor. Yani daha yaygınlaşması için gidip artık yurt dışından kendileri alabilirler belki daha ekonomik olarak, ama oraya gitmek dert, getirmek dert, belki talep etmeliler. Yani işte Karspor'da bulunabiliyor. Karspor mağazaları çok yaygınlaştı Türkiye'de. Gidip her seferinde onlardan almak isteyenler sorarsa, hani bu iş getirmeye daha değer bulurlar ve daha bulunabilir olur diye Yani ben düşünüyorum. 15 yıl önce Turk ayağını denemiştim Ilgaz'da. Çok da hoşuma gitmişti. Çok da keyif almıştım. Yani ben 15 yıl önce ikinci el adı altında da bile olsa ulaşabiliyorsam bu malzemelere isteyen aslında her şekilde ulaşabiliyor. Bir Evet. soru var. İsmet İnan iyi bir Türkiye'de iyi bir tur kayakçı mısıdır yoksa iyi bir tur kayağı rehberi midir? Kendini bu anlamda nasıl isimlendiriyorsun? İkisi de diyebilirim. Çünkü Türk gerçekten hani dağlarda çok vakit geçirdiğim için, kendim için merak ettiğim, hiç gitmediğim dağlara giderek oraların yeni rotalarını keşfetmekten çok heyecan duyduğum için kendimi de geliştiriyorum. Ama yani şunu da görüyorum, hani çok kendimi övüyor, ön plana çıkarıyor gibi olmayayım ama Alplerden gelen dağ rehberleriyle çalışıyorum. Yani her grup rehberli gelmiyor ama rehberli gelen gruplarımız da çok. Onlardan iyi feedback almak, onlardan övgü almak benim için önemli bir kriter. Çünkü gerçekten Avrupa'da dağ rehberliği çok saygın bir meslek. Çok önem verilen bir meslek ama çok da iyi yetişiyorlar. Yani 2 yıllık çok zor bir süreçten, eğitimden geçiyorlar. İşte daha giriş sınavında 7 derecede akıcı kaya tırmanıyor olmak, işte buz mix tırmanışlarda 4 derece tırmanıyor olmak, tur kayağında da çok estetik ve çok işte her diklikte kayabiliyor olmak lazım. Bu sınava giriyorsunuz. Geçtikten sonra da 2 yıl daha bunun üstüne eğitim alıyorsunuz. Peki, Türkiye Yani ilgili Türkiye'den ya da yurt dışından bir belgeye sahip misiniz? Sahipseniz bunu nasıl temin ettiniz? yok, bir belgem yok, üzgünüm ve ben şunu çok açık söyleyeyim. Türkiye'de belgeler çok önemseniyor. Hiç rehberlik yapmayacak insan gidiyor belge alıyor. Antrenörlük yapmayacak insan dursun bir köşede diye antrenörlük kursuna başvuruyor. Antrenörlük belgesi alıyor. Bana bunu çok söyleyen oldu. Aa, İsmet, Federasyon'un antrenörlük kursu açıldı. Sen de gitsene, işte bir gün lazım olur. Ben buna çok karşıyım. Yani belge dağcılığı ya da belge rehberliği yapmak istemiyorum. Bir belgem yok. Ben bu işi işte yaparak öğrenip yani sürekli de dağdayım. En iyi geliştiren şey bu. Ha, fırsatım olsaydı federasyondan mihmandarlık belgesi almak isterdim. Ama onun şöyle bir zorluğu var. Yani bunu federasyondan yetkili arkadaşlarımız, federasyon başkanı da belki duyabilir. Yani ben dağcılığa ilk başladığımda Zirve Dağcık'ta zaten çok zor, yoğun bir iş hayatım vardı. Onunla birlikte dağcılığı öğrenmeye başladım. Hani gönül verdim. Ve şeyi öğrendim. İşte mihmandar olabilmek için dağcılığın 5 ayrı kampını, her kamp 8-9 gün eğitim kamplarını takip etmek gerekiyor. Onları bitirdikten sonra da sınavları geçmek gerekiyor. Yani insanların işinden izin alarak bir de buna vakit ayırması çok zordu. O dönem zaten aklımda da hiçbir zaman rehber olmak, dağlarda çalışmak yoktu. Buna gerek duymadım. Ben kulübümde eğitim aldım, dağcılığı öğrendim, zaten yapıyorum diye düşündüm. Sonra dağlarda çalışmaya başladığımda bu benim önüme aslında bir engel olarak çıkmaya başladı. Hani özellikle Ağrı Dağı turlarında mihmandar arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz ve onlarla böyle bir bu sorun oluyor, sürtüşmeye neden oluyor. Ama şöyle bir şey oluyor, belgeli arkadaşımız geliyor Ağrı'da kampta bekliyor. Ben tur kayağı bildiğim için ekiple zirveye gidiyorum, gelip hani aslında görünen rehber o oluyor. Yani her turda olmuyor bu. Çok iyi tur kayağı bilen rehber arkadaşlarımız da var, mihmandar arkadaşlarımız var ama 5, yani bir elin hani 5 parmağını geçmez sayıları. Ama onun dışındaki bütün mihmandarlar gelip bu işten para kazanıyorlar ama tur kayağı bilmiyorlar ya da dil bilmiyorlar. Dil bilmedikleri için o turlarda aktif görev alamıyorlar. Yani benim belge anlayışımdaki sorunlar çözülürse ben o belgelerin hepsini alırım. Mesela ne yapılabilir? Zaten yetişmiş, çalışan kişilere bir sınav yapılabilir.
O kişinin bilgileri ölçülebilir, değerlendirilebilir. Hani bu sen eksiksin şurada, şurası zayıf, git bunu öğren denilebilir. Ben bunu açığım ama Şimdi İsmetçiğim, federasyon son dönemlerinde böyle bir şey yapmaya başladı. Denklik belgesi adı altında. Mesela çok iyi bir dağcıysan, donanıma sahipsen, alpinist yeteneğin güçlüyse ya da çok iyi bir tur kayağı rehberiysen, atıyorum yani şu an, bu konularda denklik verebiliyor. Böyle bir şeyi vardı, düşüncesi vardı. Son aşamada ne oldu bilmiyorum. Çünkü senin gibi sıfırdan başlayıp belli bir yere gelenleri alaylı deniyor. Alaylılar da bizim memlekette çok çok fazla. Zamanında alaylılarımız bu anlamda çok çok kendini bir yerlere taşıdı, geliştirdi. Resmi kurum ve kuruluşlarda bu insanları kabul etmek zorunda kaldı. Örneğin ben de alaylı başladım bu işe. Sonra işte Yıldız Teknik'te kendimi geliştirdim. Sonrasında işte diğer kulüplerde eğitmenlik, hocalık derken, alaylıyken bir anda federasyona girerek bu belgelerle aslında ya zaten yaptığı bir şey belgelendirmiş oldum. Bu kötü dağ kazalarında ya da olası doğa sporları kazalarında adli anlamda seni biraz şeye alıyor, korumaya alıyor aslında. Hani mevzuat bunu gerektiriyor. Hatta bununla ilgili bugün federasyonun semineri vardı. Çok güzeldi. Dağ kazalarında ya da kaza durumlarında antrenörün, rehberin ve liderin sorumlulukları alacağı cezalar gibi bir söyleşi vardı. Umarım bunu yakın bir zamanda da yansıtıcı vardır. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Yaklaşık 15 yıldır doğa sporlarının içerisindesin. Federasyon biliyorsun bütün kulüplerin ana çatısı. Yani devlet, kurum. Neden bugüne kadar federasyonun çalışmalarında yer almadın yahut da görev istemedin? Biliyorsun son zamanlarda proje rotaları adı altında da insanlara böyle bir takım şeyler yani şeyin dışında, federasyonun dışında da insanları böyle kapı açıyorlar. Yani evet seni dinliyorum. Biraz önce söylediğim bir şeyi önce değineyim, oradan geçeyim sönmez. Yani antrenörlük belgesi aslında rehberlik belgesiyle denk değil biliyorsun. Yani antrenörlük belgesi alıp rehberlik doğa turlarında yaptığında seni hukuki sorumluluktan bu kurtarmıyor gene. Ama neyse, Türkiye'de bu konunun çok açığı var. Birçok kişi bu konuda açıkları kullanarak bu işi yapıyor. Şimdi federasyonda ben özellikle bu son federasyon seçiminde federasyon başkanı değişince çok umutlanmıştım. Aslında açık konuşmak istiyorum. Adaylar açısından baktığımızda sevgili Nejat Akıncı'yı destekledim. Çünkü benim tanıdığım birisiydi. Yurt dışında UA'da görev yapmış, Türkiye'yi temsil etmiş, vizyonu olan. Bence seçilseydi Türkiye'de dağcılığımıza çok katkısı olacak, iyi şeyler yapacak birisiydi. Ama daha seçim aşamasında o bir hukuki, yani düzenlemelerde bir açık yakalanıldı. Aday olmasına engel olundu. 14 delegenin imzasıyla adaylık yapılabiliyor gibi. O zaman dolayısıyla ben istediğim aday seçilemedi. Ama Ersan Bey seçilince sonuçta gerçekten mutlu oldum. Çünkü yeni bir isim. Hani çok tanımasam da İbrahim Akçay'dan, arkadaşım, yine Ağrı Dağı'nda birlikte çalıştığım Yıldırım Seçmen'den Ersan Bey'i tanıyordum. Bir referansları vardı. İyi birisi olduğunu, hani Türkiye dağcılığı için önceki başkana göre yeni şeyler yapacağını düşünüyordum. Ama birkaç sonrasındaki uygulamada gene aslında çok şey değişmediğini gördüm. İlk seçimden sonra kurullar oluşturuldu. Çok güzel, değişik. Hani Turk Ayağı'na mesela önem verildi, bir kurul oluşturuldu. Bunların hepsi umut verici değişimlerdi. İşte Hasan Hüseyin Boğaz, Doğan Palut, tanıdığımız başka isimler bu kurullara alındı. Dediğin gibi eskiden federasyonda diyelim olmayan kişilerdi. Bu isimleri görmek güzeldi. Sonra orada Facebook'ta paylaşıldığında birileri yazdı. Hatta işte neden hiç kadın kurullarda kadın dağcıya görev verilmemiş diye genel bir eleştiri vardı ve direkt benim ismimi yazarak Türk Ayağı'nda İsmet İnan'a neden yer vermeyi düşünmediniz mi gibi birisi öyle bir şey söylemişti. Yani ben federasyonda görev almak istemedim. Böyle bir şeyi yapamazdım. Çünkü gerçekten iş hayatım, bu yoğun seyahat turlar buna izin vermiyor. Ama
Turkaya antrenörlük belgesini federasyondan almayı istedim. Bunun için de direkt bir adım attım. Çünkü ben bir şeyi istiyorsam hani söylenmek, eleştirmek yerine direkt onun için bir adım atmayı tercih eden birisiyim. Yeni federasyon ilk Turkaya kampını yaptığında heyecanla bunu duyduğumda tesadüfen gördüm duyuruyu. Erzincan'a gittim. Kendimi önce tanıttım. Ben de bu kampa gelmek istiyorum. Size hani kendimi tanıtmak istiyorum. Neler yapabiliriz konuşmak istiyorum. Ve açıkça ben antrenör olmak istiyorum dedim. Tesadüf oraya Ersan Başar da geldi. Ve önce yani iki kamp birleştirilmiş bir kamptı. Milli takım seçilecekti. Yani Türkiye'den federasyonun Turkaya takımı seçmeleri yapılıyormuş. Orada mesela bir yarışma yapıldı. Gerçekten hani o yarışmaya Turkaya botunu hiç daha nasıl bağlayacağını göstermeden kişileri yarışlara soktular. Ne bileyim çok birçok uygulama yanlış yapıldı bence. Ben daha çok izleyici gibiydim. Ama şöyle bir tartışma da yaşamak zorunda kaldık maalesef. Ben Ersan Bey'e bir şeye tepki gösterip çok üzgün bir şekilde ben siz seçilince umutlanmıştım, bir şeyler değiştiğini sanmıştım. Ama oysa gene benim adamım, senin adamın, benim istediğim konusu yapılıyor burada dediğimde bana Ersan Bey demedi bunu ama yanındaki kişi benim seçimlerde Necat Akıncı'yı desteklediğimi, aslında hiçbir zaman onlardan umut duymadığımı bana, yani benim kime oy verdiğimi önüme koydular. Dolayısıyla federasyonun önce bu tavrı değiştirmesi gerekiyor. Yani onlara oy vermemiş olabilirim ama seçildikten sonra o başkan hepimizin başkanı. Dolayısıyla Aa, çok güzel. birleştirici olmalı. Hepimize ne yapıyorsa hani projelerde hepimize açık olmalı. Ya da işte ben bir kere bu açıklığı görmüyorum. Ya yani onlardan bana bir davet, bir istek gelmediği sürece ben bir görev talebinde bulunmam zaten. Ama şunu çok içimde kaldı. Gerçekten Turkaya eğitimlerinde yardımcı olabilecek birisiyim. Çünkü bu işi meslek olarak yapıyorum. Hiçbir kurumdan izin almadan her kampa gidebilirim. Bilgimi, birikimimi aktarabilirim. Şimdi antrenörlük belgesi verdikleri birçok kişi sadece o belgeyi aldı ama hiçbir zaman dağa gitmiyor. Hiçbir zaman turk ayağını yapmıyor fiilen. Turk ayakları bile yok birçok bu belgeyi alan arkadaşın. Yani önce bu yanlışlar düzeltilir. Mesela çok sonradan oldu. Yıldırım'la Mustafa'ya görev verdiler. Artık eğitim kamplarında onlar görev alıyor. Bu güzel bir şey. Çünkü onlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Yani Şimdi anlıyorum, söyleyeceğim bu. bayağı doluymuşsun. Evet. Yani aslında senin gibi dışarıdan birçok insanın bu konu hakkında bir yarası var. Fakat ben yine de söylüyorum, yani İsmet İnan'ın bir şekilde federasyonun içerisinde yer alması gerekirdi. Çünkü 15 yıllık büyük bir zaman. Ben kendim hatırlıyorum, yıllar önce federasyona eğitim almak için başvurduğumda çevremdeki insanlar, mesela Mehmet Güngör dedi ki, Sönmez sen yılların dağcısısın dedi. Niye kendini gidip de oralar küçük düşüreceksin? Senin ihtiyacın mı var ki demişti. Var. Bilginin üstüne bilgi katıyorsun. Donanım üstüne donanım katıyorsun. O dönemlerde benim o antrenörlük şeyini resmi olarak almam gerekiyordu aynı anlamda. Çünkü bu işi yapıyorsam bunu yapayım demiştim. Şimdi şunu gördüm. Şimdi federasyonu yıllarca eleştirdik. Ben de eleştirdim. Ki biz batılı dağcılar, alpinler olarak hep eleştiriyorduk. Hep eleştiriyorduk. Sonradan baktım ki içine girmeden, yani elini taşın altına koymadan biz bu şeyi düzeltemeyiz. Sen istediğin kadar burada söyleyen dur, dedin dur. Ama federasyon orada duruyor. Birileri gelip gidiyor, görev alıp gidiyor. Kurullar kuruluyor, komisyonlar kuruluyor. Gerekli yerlere harcırahlar yatırılıyor. Ama sen hep konuşuyorsun. Dedim en iyisi içerisine gireyim. İçerisine girince bazen bu kurulların içerisinde yer aldım, bazen dışarısında kaldım. Mücadele etmeye çalıştım ama en azından kendimi şey anlamında rahat hissettim. Vicdanen rahat hissettim. O yüzden de İsmet'ciğim, senin ne olursa olsun, senin gibi düşünen arkadaşlarım, mesela Yılmaz Sevgili de dışarıda kalan arkadaşlarımdan biriydi. Bence içerisinize er ya da geç girip yer almanızda çok büyük bir şey var. Ne olur 1-2 yıl derken kurullarda, yönetimde söz sahibi. Çünkü sen, ben, o, bu, yani olması gereken insanlar federasyon içerisinde yer almazsa maalesef orası bir kısır döngü gibi döner ve Türkiye dağcılığı bir adım bile ilerleyemez. Tam da bu bağlamda şimdi mevcut sistemi eleştirdik. Ne dedin? Gelen şeyin
bir öncekinin devamı diye söyledin. Şimdiki federasyon yönetimi fark etmez. Bir sonraki gelecek olan da aynı şeyi devam ettirebilecektir. Burada demin çok güzel bir isimden bahsettin. Necat Akıncı'dan bahsettin. Hangi yönetim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, dışarıdaki bu donanımlı, bilgili, duyarlı, ilgili insanları kesinlikle düşmanca bir tavır gütmeden bence kucaklamalı. Bak güzel bir şey söyledin. Mevcut başkan dedin, federasyon başkanı Ersan Hoca dedin, hepimizin başkanı. Doğru. Herkesin başkanı. Dolayısıyla bence o düşmanlıklar, o fikir ayrılıkları, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp kucaklamak lazım. Türkiye dağcılığına gerçekten bu insanlar damga vuracaksa, ilerlemesini sağlayacaksa, örneğin Gıyasettin Hoca'nın da dışarıda kaldığı söyleniyordu. Ama yakın bir zamanda baktım, şu an federasyonun çatısının içerisinde Gıyasettin Hoca'nın çok güzel çalışmaları ve eğitimleri var. Yani bir şekilde Evet. hocayı almışlar içeriye tekrar. Aynı şekilde hangi yönetim gelirse gelsin bu değerli insanları almak gerekiyor. İşte biz onlara rakiptik. O dışarıda kalsın. Almamalıyız gibi o karşı görüşün insanı demek çok yanlış. Bu bağlamda da bunu da burada ifade etmiş olayım. Şimdi İsmetciğim bayağı ilerledik. Bir 40 dakikayı daha devirmişiz. İkinci parti ama insanları da çok sıkmayalım. Saat çünkü 11'e geliyor. Son konuşmalarımızı gündeme getirip ha pardon sevgili Kızıltaş'ın bir şeyi vardı. İsmet İnan'ın dedi aynı zamanda maratonculuğu da çok iyidir. Şimdi Türk Ayağı'nı bitirdik. Dağcılığı bitirdik. Biraz da maraton hakkında konuşalım. Maratonculuğun hakkında. Oraya nasıl geçiş oldu? Evet, aslında maraton değil de yani hiç şehir maratonu koşmadım. Dağ koşularına katıldım. Ve bütün aslında bunlar yani dağcılık, turkaya ve dağ koşuları birbirini destekleyen sporlar. Hepsi kondisyon gerektiriyor. O yüzden ben üçünü yapabiliyorum yani. Şimdi Aladağlar Sky Trail koşusu ilk organize edildiğinde ben tesadüfen Facebook'ta ilanı gördüm. Aa dedim ne kadar ilginç. Benim sürekli tur yaptığım yani gruplarla 8-9 günde ama geçtiğim rotayı, bütün rotayı koşu organizasyonunda kullanmışlardı. Koşarak geçilecekti. O ana kadar hiç dağ koşusu, patika koşusu bir fikrim yoktu. İlginç geldi ama kayıt olayım mı, olmayayım mı, işte o ayda turum olur mu, patronuma sorayım derken o gün kayıt doldu ve ben o yıl katılamadım 2015'te. Sonra 2016'da çok bunu heyecanla bekleyip hemen ilk kayıt olanlardan biriydim. Bir kendimi denemek istedim. Çünkü rotayı yani çok iyi biliyordum. Hani Aladağlar'da her noktasını çok iyi biliyordum. Yürüyerek katılsam bile, çok hızlı olamasam bile yarışı bitiririm düşüncesiyle başladım. Ama çok güzel bir şekilde iyi bir dereceyle bitirdim. Ve üçüncü oldum kadınlarda. Bu motivasyonumu arttırdı. Çünkü birinci zaten dünya koşu sıralamasında yani dünyada bir sıralama yapılıyor. Her koşudan puan alıyorsun. Orada birincilikte olan bir kadındı. Sonra Elena ikinci oldu. Ben de üçüncü oldum. Dağlarda çok dik çıkışlar yapıyor olmam, tur kayağıyla özellikle işte karda iz açıyor olmam sanırım bacak kaslarımı güçlendirmiş. Zaten akciğer kapasitem iyi. Dağlarda iyi koşabildiğimi fark ettim. Ondan sonra da işte gene Antalya'ya çok yakın hepimizin bildiği Olimpos Dağı, Tahtalı Dağı var. Sıfırdan başlıyor zirveye kadar 2000 yaklaşık 400 metre dersek 2600 metre irtifa alarak koşuyoruz 27 kilometre. Ona katıldım. Orada birinci oldum. Aladağlar'da toplamda 45 kilometre koşuluyor. Ama bir gün içinde 3500 metre irtifa alıyoruz. Yani dağcılıkta bir gün içinde hani 1000-1500 metre, 1700 metre çıktığımızı düşünürsek koşu başladıktan sonra 12 saat limit içinde 3500-3600 metre irtifa alıyorsun. Bu dağcılık anlamında da yani bence müthiş bir heyecan veren bir şey. Sadece koşu değil, koşuyla dağcılığı birleştiriyor. Benim de şehirde hazırlanıp bu koşulara gelen birçok insana göre zaten sürekli dağda olmamdan dolayı avantajlı oluyorum. Bu bana başarıyı getirdi. Ama son zamanlarda iyi koşamıyorum. Çünkü hani ona da vakit ayırmak, o organizasyona gitmek hepsi bir emek. O yüzden
Biraz ara verdim son zamanlarda koşulara. Anlıyorum İsmetçiğim. Peki, İsmet İnan kimdir demişim ya en başta. O zaman hayatını Evet. atmıştın. Peki, dağcı olarak, turu kayakçısı olarak, maratoncu olarak kendini hangi kategoride isimlendiriyorsun ve kendini hangisine daha yatkın veya yakın görüyorsun? Yani önce kesinlikle dağcıyım. Dağlarda halen kendimi geliştirmek, halen daha iyi bir noktaya gelmek istiyorum. Yapılacak şeyler var. Eksik olduğum şeyler, işte dediğim gibi çok alpin rotalara girmemiştim şu ana kadar. Orada biraz ilerlemek istiyorum. Ama zaten Turkaya, diğer adı dağ kaya, dağcılığın bir parçası. Kışın yapıyorsun. Bata çıka karda yürümüyorsun da kayakla ilerliyorsun. Dönüşü çok daha keyifli bir hale getiriyorsun. Kayarak iniyorsun. Yani tur kaya ve tur kayakçı ve dağcı aslında ayrı şeyler değil. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Dağ kayaklarım benim dağcılığımın bir parçası. Kışın dağda fazla vakit geçirmeme, hiç gidilemeyen bir günde günübirlik gidilemeyen yerlere gitmeme sağladığı için bu kadar çok seviyorum. Yani dağcılıktan ayrı bir şey değil. Tur kayakçı ayrı, dağ kaya da, şey dağcı ayrı değil. Çünkü zaten tur kayağı yapabilmek için çığ bilginin çok iyi olması gerekiyor. Kötü havada rotayı bulabilmen gerekiyor. Güneşin vuruş açısıyla bir önceki gün hava nasıl olduysa hani çığ riskini değerlendirebilmen gerekiyor. Bunların hepsi kış dağcılığı bilgisi. Dolayısıyla ikisi ayrı şeyler değil ama dağ koşulları kesinlikle keyif aldığım sürece yapacağım bir şey, daha çok hobi gibi bir şey. Hani sürekli yapacağım, hayatımda çok önemli bir yer bulacak diyemem. Çünkü antrenman, o da kaya tırmanışı gibi sürekli antrenman yapılması gereken bir spor. Ben sanırım bir şeyi düzenli yapmaktan ve öncesinde çok hazırlanmaktan hoşlanmayan birisiyim. O yüzden koşabildiğim kadar koşarım ama çok fazla buna vakit ayıramam. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Hani dağcılık yapan ve Aladağları bilen insanlar için, tur kayağını daha iyi anlayabilmeleri için. Bir çıkışımızda biz klasik rotadan Emler'e çıktık. Yani Sokullu'dan araçtan inip karın başladığı yerde kayakları ayağımıza takıp Emler'e zirve yaptık. Sonra Emler'in değişik bir yönüne Doğu sırtından Hasta Hoca'nın yaylası dediğimiz yani Yedigöller'in kuzeydoğusunda kalan göllerden bir tanesine kayıp Yasemin Geçidi'ne çıktık. Tekrar kayağı derileri yapıştırıp kısa ama dik bir yamacı çıkıp sonra Yasemin Geçidi'nden kayarak Narpız'a indik. Yani bir günde Karayalak, Yedigöller Platosu ve Narpız Boğazı'nı görmüş oluyorsun. Üç değişik vadiyi günübirlik geçebiliyorsun. Ama kış dağcılığı yaptığımızda bunu düşünsene, üç kamp gerekiyor. Sırtında kamp yükünü taşıyarak 3 gece biz hani Kaldıya kış deneme tırmanışımızı da Kocadörek'te kamp yaptık. Avcıbeli'nin altında kamp yaptık. 3. günde çok geç zirveye gittik. Yani ikisinin arasındaki fark o kadar fazla ki Türkiye'de herkesin hani tur kayağını öğrenmek için çaba göstermesini, bütçeleri varsa ayırabilmelerini isterim. Çünkü bir kere öğrenirlerse bunun çok yararını görecekler ve vazgeçmeyecekler. Ya şu da var. Şimdi artık modern dağcılık bunu da gerektiriyor. Ön koşullarından biri. Sadece dağcılık sporu değil, dağcılık sporuna yakın diğer sporları da birleştirdiğiniz zaman aslında modernliği oluşturuyor. Tabii ki klasik dağcılık da şu demek değil. Mesela Erciyes'te teleferik var. Teleferik olan bir yerde kış dağcılığına kalkıp hamal gibi o kamp yükünü taşımak, karabata çıkmak doğrusu modern dağcılığın artık dışında. Teleferik kullan, jet ski kullan, medik kullan. Yani bunlar bile bir modernizmi aslında dile getiriyor. Ki tur kayağının aynı zamanda yedik özelliği de var. Suni fok derisiyle çıkılabilen güzel bir artısı da var. Evet, batmadan ve hızlı ilerlemene neden oluyor. Evet. Peki İsmetçim, ben yine sorumu soruyorum. Sen... Ben bir şey orada Emine Yaltı benim turlarıma gelmiş bir arkadaş. Trekking turları yaptık onunla 2 kez. Ama olsun, belki bir sorusu vardır. Duyuyorsa bir şey sormak ister mi diye sevindim onu gördüğüme. Tabii. Özlem gene öyle. Mesela Peki. dağlarda tanıştık. Ama hani dağcılık kulübüne yönlendirdim onu bu işin Bu eğitimini arada alarak yap diye. Mehmet Güngör'ün sorusu vardı. Sonradan sorarım demiştim. Ülkemizdeki dağıt yok. Neydi? Kadın sorunlarıyla ilgili bir şey söylemişti. WhatsApp'tan yazmıştı. Evet.
Sürdürülebilir Dağ Kaya. Ya onu şu an bulamıyorum. Evet. Ha, Mor Evet, Çatı. Mehmet Güngör'den en başta bahsettin. Çok başa gidebiliyorsan, çünkü ben gitmek Evet. istediğimde yanlışlıkla bağlantıyı Hmm. kapatacağım diye korkup çok oynamıyorum ekranla. Mor Çatı Kadın Heh. Derneği ile halen ilgileniyor mu? Kadına şiddetin ülkemizde geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsun? Biraz konu dışı olsa da ama sonuçta biz Evet. hayatın içindeyiz. Bu da bir hayatın gerçeği. Evet, yok, konu dışı da değil, çünkü hani biz böyle sadece kendimiz için dağlara gidip dağcılık yapmak güzel bir şey, ama sosyal projelere katkımız olabiliyorsa aslında bu da çok iyi bir şey. Ben Manaslu'ya giderken hani Adım Adım diye bir koşu derneğinin modelini örnek almıştım. Onlar koşarken bağış topluyorlar. Ben de ya bu tırmanış projemde önemli bir vakıf için bağış toplasam yararım olsa diye düşündüm. Ama o dönem onu yapamadık. Mor Çatı hani hassas olduğum bir konu. Çünkü gönüllü bir şekilde şiddet gören kadınlara sığınak imkanı sağlıyorlar ve gönüllüler onlara gerek avukat gönüllüler gerek diğer ihtiyaçları için destek oluyor, yardım ediyor. Yani bunu aslında Türkiye'de gene devlet yetkililerin, kurumların yapması gerekirken bir gönüllü vakıf yapıyor bunu. Ben de onlara destek olmak için para toplamak istedim. Toplayamayınca bunun önüne Mor Çatı Derneği'nin yani şeffaf olamadığı, toplanan paranın nereye harcandığını gösteremediği gibi engeller var kadınların güvenliği için. Ancak hani sloganı Manaslu'da açarak destek oldum. Gönülden bir destek oldum. Bağım gene devam ediyor. Yani yeni bir projede tekrar önemli ses getirecek bir şey yaparsam onlarla birlikte yola çıkmak isterim. Mesela şimdi bu karantina günlerinde evde kalınınca kadına şiddetin artmış olması bile çok ilginç bir şey. Hani birçok insan demek ki bu stresi yani dışarı gidip atamıyor, günlük hayatını yaşayamıyor. Yani kadına şiddet uygulayarak yansıtıyor. Yani bu çok üzücü bir şey. Bunu ben çok sık okudum, çünkü evde kalma günleri başladığından beri şiddet olayları arttı. Keşke bir şey yapabilsek, daha çok bir şey yapabilsek. Evet. Bu arada son 8 dakikaya girdik. Gerçekten konuşacak çok konular var. Dolayısıyla da sanırım ikinci, şey, üçüncü bölüme de geçeceğiz ama üçüncü bölümü artık çok uzatmayalım. 15-20 dakikada bitirelim. Dostlar, İsmet İnan'la daha sonraki dönemlerde Evet. yine can alır, güldür güldür gideriz. Bu da bizim bir İsmet'le birlikte bir test yayınımız gibi oldu. Güzel de oldu. Bir soru gelmiş İlhan'dan. Türkiye'de tırmanış olarak en zorlandığınız zirve neresi? Deneyiminizi anlatabilir misiniz? Pardon, ben duyamadım seni son. Ben son şeyin biraz gitti gene ses. Türkiye'de tırmanış olarak en çok zorlandığın zirve neresi? Duyabildin mi? Ha, evet. Ya şöyle, sen de bahsettin ya, zirvede karşılaştık. Demir Kazık Kuzey Batı tırmanışımız, yani Ağustos'ta çok yeni bir tırmanış benim. Nezihe ile Geyikbayırı'ndaki komşum ve arkadaşımla yaptığım tırmanış. Şöyle zorlandım, biraz hafife almıştım. Hani zaten işte dağlarda çok vakit geçiriyorum. İşte yani boşluk hissine, yüksekliğe alışığım gibi düşündüm. Biraz kaya tırmanışlığım da var diye çok uzun süre pratik yapmadan, kaya tırmanmadan geçirdiğim bir dönemden sonra direkt o tırmanışa gittim. Hatta bir turdan direkt Aladağlara gittim. Gece uykusuz bir şekilde kampa gittik. O gece de çok iyi uyuyamadan 3'te yola çık 3'te kalktık. İşte 4 gibi çıkmak istedik ama baktık hava karanlık. Rotayı da hani kendimiz bulacağız okuduğumuz raporlarla. Bekleyip gün doğunca gittik. Ve Nezihe ile böyle bir anlaşma yapmıştık. Nezihe lider gidecek. Dolayısıyla hafif olması gerekiyor. Daha rahat olması gerekiyor. Ağır teknik malzemeleri ben taşıyacaktım çantada. Nezihe de benim şey yönüme güveniyor. Hani güçlüyüm, daha da hızlıyım falan. Ama ben ilk kez çantayı taşımakta zorlandım. Belki kaya tırmanırken ağır bir çanta taşıma pratiğim yok. Yani mesela dağda Manaslu'da kendim 16-17 kiloluk bir çantayı taşıdım. Üst kamplara 7450 metreye kadar ben taşıdım kendi çantamı. O zaman bile zorlanmamıştım ama
Demir kazıkta bayağı çantayı bırakıyorum. O tırmanamadığım yeri tırmanıyorum, geçiyorum ama çantayla birlikte yapamıyorum. Bir iki hamleyi böyle zorlandım. Yani o da işte deneyimin artırılması gereken bir stil. Hani yüksekte teknik bir tırmanış yapıyorsun ama ağır bir malzeme taşıyorsun. Bunların da pratiği Şimdi yapılmalı. Güzel bir ama örnek oldu. hatırlarsan yıllar önce seninle kulüple birlikte sevgili Burak da vardı. Ondan sonra Ahmet de vardı galiba sanırım. 4-5 kişi Kaldık. kaldık, Kış'a Kaldık gittik. üç. Ve Evet. orada büyük bir başarı elde ettik. O gün kaldı ya geldik. Güzel bir tırmanıştı. Havada bize izin verdi. Kaçtı? 2006 mıydı o? Tam hatırlamıyorum. Yok, 2008 çünkü Lenin için hazırlık tırmanışıydı o. Evet. 2008'in kış aylarıydı sanırım. Aralık, Ocak tam Orada hatırlamıyorum. o kış şartlarında ki Çünkü 2008 yazında da Lenin'e gittik. çoğu insanın nasip olmamıştı o kaldı kış. Biz oraya kadar geldik. Sırtı da geçtik. Ertesi günü de kalkıp Alaca'ya gitmiştik. Kış yapmıştık yine. O da güzel bir başarıydı o dönemler için. Çünkü Aladağlar'da kış tırmanışı yapmak, zirve faaliyeti yapmak hemen hemen imkansız. Hatta zirve olmaz derler kışın Aladağlar için. Biz çok güzel donanımlar kazandırmıştık. Bir soru daha var. Fakat artık yavaş yavaş da toparlayalım. Şu an 55 dakika, bir 5 dakika var. Konuşmak istediğin, değerlendirmek istediğin düşüncelerini, sorunlarınızı varsa arkadaşlar iletin. Üçüncü bölümde bir 15 dakika daha ayırıp sizlere güzel güzel buradan veda edeceğiz. Güzel güzel uğurlayacağız. Şu an kafamdaki sorular bunlardı. Senin eklemek istediğin, Sönmez konuşalım demek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok yani birçok konuya değindik. Soru yoksa yani benim şu an aklıma bir şey O gelmiyor. zaman bitirelim İsmetciğim. Hiç ikinci böyle şey. Sadece yani dağcılığa yeni başlayanlar ya da başlamak isteyenlerin gerçekten hem eğitime önem vermeleri, bir kulüple başlamaları, hem sabır göstermelerinin çok önemli olduğunu tekrar söylüyorum. Bu son zamanlarda dağlara gidenlerin sayısının artmasıyla birlikte dağ kazaları ve ölümler artıyor. Fark ettiysen bir önceki yıl kış, işte Mayıs kış değil aslında, Evet. Kaçkar'da bir ölüm oldu. Geçen yıl Eznevit'te bir çığ kazasında çok yeni başlayan iki arkadaşımızdan birini kaybettik. Yani bu tür şeylerin artmaması için önce eğitim. Eğitim şart. Tecrübeli insanlarla gitmek çok önemli. Yani yazsınlar, sorsunlar, nasıl öğrenebiliriz, bunun yolunu arasınlar. Ama sonra zaten kendileri gidebilecekler. Dağları öğrendikçe bu iş müthiş heyecanlı ve keyifli hale geliyor. Şimdi İsmetciğim son 3 dakika burada bitirelim. Sorular da bitti. Dediğim gibi seni Tamam. bir sonraki Teşekkür ediyorum katılanlara, dönemde sorulara. özellikle kadınlara ne dersin? Dağcılık, maraton ve şey anlamında tur kayağı anlamında. Buyur top sende. Bütün mesajlarını ilet sonra veda edelim. Yani kesinlikle erkeklerden hiçbir farkımız yok. Bu alanda hiçbir eksiğimiz yok. Kadınlar da dağcılıkta daha fazla yer almalı, daha çok görünmeliler. Bunun için de yani istekleri varsa yapamam, zor bir hobi, işte kadına zorlukları olan, daha fazla zorlukları olan bir şey gibi düşünmesinler. Başladıktan sonra hiçbir fark yok. Bence yani sadece cesaret etsinler ve bu işin dediğim gibi önemli olduğuna yani eğitime önem versinler. En önemli şey bu. Evet sevgili İsmetciğim, eline sağlık, emeğine sağlık, ağzına sağlık. Seninle gerçekten güzel bir program yaptık. Umarım bir sonrakilerde de yine seni alırız. Yıllar önce seni üniversitede de davet ettiğimizde güzel bir söyleşi olmuştu. Bu enerjin güzel yansıyor doğrusu. Sağ ol. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İstersen dostlara buradan el sallayalım. Bir sonraki Evet. programda görüşmek üzere. İyi akşamlar Ben de arkadaşlar. teşekkür ediyorum. Yani dilerim yararı olmuştur birkaç kişiye. Hani bilmedikleri bir konuda bilgi verebilmişizdir. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sönmez sana da teşekkür ediyorum. Başka sonraki davetlerinde de bekliyor olacağım. Özellikle Emre Altoparlak, yani değerli tırmanış camiamızdan isimleri
Yeni başlayanlarla buluşturmak çok güzel bir fikir. Bu karantina günleri iyi işe yaradı bu anlamda. Bu tür söyleşileri ben Kesinlikle. mesela hiç izlemiyordum ama ben de Kesinlikle. her akşam izleyeceğim, bir kişi çıkıyor yani. Bu arada İsmet saniyeleri görüyor musun yukarıda? Mesela canlı yazdığın zaman oraya dokunabiliyorsan orada gösteriyor mesela şu an son 30 saniye. O canlı yazan şey var işte. Ona dokunduğun anda sayıyı gösteriyor. Benim söyleyeceklerim bitti. O yüzden çok önemli değil. Hoşça kalın. Evet, iyi akşamlar herkese dostlar. Görüşmek İyi üzere. Sağlıcakla akşamlar. kalın. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bir sonraki yayınımız Salı günü olacak. Salı günde önemli bir konuğum olacak. Onu da yarın öbür gün buradan duyuracağız web sayfamızdan. Klostak adına, Klostak İstas Kulübü adına teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam ediniz.